Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kayıt dışı tarihte çok önemli bir konu ve çok önemli bir konuk ile karşınızdayız. Malum tarih her zaman Türkiye'de gündemde. Yani tarih bir türlü tarih olmuyor. Çünkü tarihin tarih olmasına müsaade etmeyen bir tartışamamazlık ortamı hakim. ve Dolayısıyla böyle bir ortamda insanlar rahatça tartışamadıkları için sürekli erteleniyor tartışmalar. Günün birinde bunlar belki çözülecek ama e, bunların tartışılması her bakımdan e, lehte veya aleyhte düşünenler bakımından da bir rehabilitasyon süreci olacak. Ama tartışılmadığı zaman ne oluyor? Bugün yarın erteliyoruz, yarın öbür gün erteliyoruz. Sürekli bunlar e, bir vakti merhumunu bekliyor eski deyişle. Dolayısıyla bunların tartışılabilmesi ortaya ...belgeleriyle, kitaplarıyla, kaynaklarıyla, delilleriyle e, konulabilmesi. Ondan sonra deliller konulsun, gerçekler ortaya çıksın. Sonra beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Huzman, safa, dama, keder demiş. Beğendiğini al, beğenmediğini bırak. Dolayısıyla bu meselelerde, tarih meselesinde... E, ...bu güncel e, politik veya ideolojik pozisyonlarımızın tarihi zehirlemesine... Ve onun tartışılmasının engellenmesine yol açmaması gerekir. Tarih özgürleşmeli. Tarih özgürleşirse bizim de rehabilite olacağımızı, rahatlayacağımızı söylemek herhalde bir kehanet değil. Onun için bugün burada yakın tarihin bilinmeyenlerini, yani özellikle de Cumhuriyet'in kuruluş yılları ve Latife Hanım'ın, Mustafa Kemal Paşa'nın, İki buçuk yıl evli kaldığı eşi Latife Hanım'ın ailesinin ve o dönemin bazı meselelerini burada konuşacağız. Ama bunları hem tarih metodolojisi açısından hem e, delilleriyle, belgeleriyle ele alacağız. Bakın benim masamın üzerinde e, yaklaşık 20-25 kitap var. E, konuğumuzun da aynı şekilde önünde mektupları, delilleri, belgeleri var. Bunları bu akşam Soğukkanlı bir şekilde aklı başında insanlar nasıl konuşursa o şekilde konuşmaya gayret edeceğiz. Peki merak ettiğiniz kiminle konuşacağız? Evet, Mehmet Sadık Öke Bey. Kendisi Latife Hanım'ın kız kardeşinin torunu oluyor. Ve bu alanda, evet belki kendi ismiyle değil ama... Evet, ortak. Bizim Fatih Bayhan'la birlikte, değerli kardeşim, Fatih Bayhan'la birlikte enteresan bir çalışmaya imza atmıştı. Teyzem Latife bugüne kadar çeşitli baskılar e, yaptı ve burada ilk defa Latife Hanım aileden birisinin bilgileriyle hem e, aileden duyduklarıyla hem de e, aileden kendisine devredilen e, bir takım belgeler, mektuplar ve yazışmalarla ortaya konulmuş oldu. Bir başlangıç oldu Tabi İpek Çalışlar'ın kitabında e, yabana atmamak lazım. Teknik başka çalışmalarda yapıldı fakat hala e, en sağlam bilgiler bu kitapta. E, bu akşam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür e, ederim. Bunları, e, Yeni davet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ Rica olun. Ederim. Şimdi efendim tabii çok Türkiye'de <laughs> ciddi tarih meseleleri var. Bunları birazdan daha detaylı bir şekilde içine gireceğiz ve tarih e, neden tartışılamıyor bunlarla ilgili. Sansürlenen bir kitaptan örnek vereceğim ki bu çok insanın, bugün birçok insanın kütüphanesinde olan bir kitabın nasıl sansürlendiğini ve sansürlenen kısımlarını hepinizin gözüne e, bunu gösterecek şekilde ortaya koyacağız. E, bunları konuşacağız ve bunlarla ilgili de bir fasıl açacağız. Ama önce ben <laughs> Sadık Bey'i yakalamışken biraz da konuya böyle hızlı bir şekilde girebilmek adına. Şu Latife Hanım'ın belgelerinin akıbeti ne olacak? Yani bunları aşağı yukarı bugüne kadar işte 90'lardan bu yana hatta 80'lerden bu yana gündeme geliyor. İşte açılacak da açılmayacak da yok. Tarih kurumu engelliyor yok. Devlet engelliyor yok. Aile engelliyor. Bu işin bir aslını bize bir anlatın da oradan başlayalım. Peki efendim anlatayım. Şimdi öncelikle bir kere daha teşekkür edeyim burada olup da bu konuda bilgi vermek benim için önemli. Çok kişi buraya gelirken çok şaşırdı. <laughs> Ama ben evet, bilginin yani. aktarılması Tabii bilgi. gerektiğini düşünen biriyim ve de en iyi burada aktarabilirim. Dolayısıyla eyvallah. Evet yani dolayısıyla çok yanlış bilinen şeyler var. Yani öncelikle bir kere devlet Bunlara el koymadı. Bir kere bu yanlış bilinen ve yanlış anlatılan, yanlış aktarılan, devamlı olarak da tekrar edilen bir yanlış. <laughs> yani, yani Latife Hanım'ın bir sandığının içinde bir sürü belge evet. çıktı, hatıra defteri çıktı. Fakat e, insanlar şöyle biliyor, hani ben siz açıklayasınız evet. diye şey yapıyorum. E, devlet bunlara el koydu ve bunların açıklanmasını yasakladı. Hayır. Siz buna katılmıyorsunuz ve Hayır. diyorsunuz ki gerçek böyle değil. Gerçek böyle değil. Zaten bir sandık sanduka. Her ne kadar Fatih Bayhan da sevgili, <laughs> evet, biz. buradan da selam yollayayım. Evet. Ee, öyle diyorsa da tabii o bir latife. Aslında e, iki kasadan çıktılar banka kasalarından biri Ziraat Bankası biri Osmanlı Bankasıydı. Evet. Ee, o iki kasadaydı evratla evraklar ve son derece de e, güzel kataloge edilmişlerdi Latife hı Teyzem hı. tarafından kendisi tarafından. Hı hı. Tabii ben di, iyi kullanıyorum bazı dili geçmiş kullanıyorum mışlı kullanmam gerekir. Ama e, izleyenler, dinleyenler buna şaşırmasın ya da ne kadar kendisi olayları biliyormuş gibi anlatıyor demesinler. Ben anneannemden ve annemden e, duyduğum şekliyle bazı şeyleri direkt kafama nakşettiği için aynen o ifadeleri kullanarak e, anlatıyorum. Evet. Anneanneniz bu arada Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe evet. İlmen. Vecihe ee, onu... İlmen, evet. Şöyle bir e, Latife Hanım'ın kız kardeşleriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Bir ara onu ekrana yansıtırsanız oradan e, teşhis edebiliriz Evet kendisini. E, dolayısıyla evet. E, bu e, kasalardan çıkan e, belgeler e, her e, ölüm olayından sonra bir tabii ki tereke tespiti oluyor, bir miras davası oluyor. E evet. normal yani e, hukuken böyle olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz e, çocuğu olmadığı için e, kardeşleri ve yaşayan e, kardeşleri ve e, mirasçıları yani yeğenleri arasında paylaşılacaktı. E, tabi evet. Tabii dolayısıyla kasalardan Yok, çıkanlar bu, bu da, Değil bu Galibe bu Galibe Hanım. Galibe Hanım, yani. Hanım. Fethi Okyar'ın Fethi Okyarın eşi Galibe Hanım ama evet. o bir üçlü bir fotoğraf olacak. Onu rica edelim. Evet. E, Tabii e, bu kasalardan e, çıkanlar da aynı şekilde paylaşılması gerekiyordu. E, yani evet. mülkler gibi mücevherler gibi diğer şeyler eşyalar gibi evet. e, paylaşılması gerekiyordu. Fakat aile bunları bir arada tutmaya karar verdi çünkü e, sonuçta çok güzel hazırlanmış bir e, Koleksiyon. koleksiyondu ve ne yapılacağını düşünüldüğü zaman o zaman Türk Tarih Kurumu Başkanı e, Ziya Enver e, kar aldı. Enver Ziya aldı. aldı, evet. E, ve dolayısıyla bize vermeyi düşünür müsünüz acaba? Biz tutabilir miyiz biz bütün olarak? Dediler. Ha, Onlar talepte bulundu. Evet. Biz de zaten buna karar vermiştik ve dedik ki biz bunu size verelim. E, ortak da bir tanıdığımız vardı, aile bireylerinden birinin eşi. Bunu ayarlayan kişi de o oldu. Çünkü herkes bir parçaya alsa Hı -hı. koleksiyon bütünlüğü bozulacaktı. Her şeyden önce. Ee, peki hmm. e, nasıl yapacağız dediler. Kasadan çıktığı zaman e, belgeler bütün aile bireyleri ve 18 yaşını geçmiş olan e, ailenin o zamanki üyeleri ve tabii ki resmi avukatlar e, Reşat Kaynar'la, ee, kurumun görevlendirdiği oturdular ve tek tek bu belgeleri e, incelediler. Bu belgelerin bütün listeleri çıktı, her şey e, kayıt altına alındı ve arkasından da e, o bir çuvallar içinde, yani kaç çuval olduğunu hatırlamıyorum şimdi ama e, teslim edildi tarih kurumuna. Ama tabii şöyle bir olay oldu. E, bunlar e, Bakıldığı zaman içinde bazı e, dönemi anlatan e, olaylar var. Bu olaylarda e, anneannem 30 sene yayın yasağı istedi. Hı. Aa, evet. Evet. Burada evet, evet ortadaki Rukiye Hanım e, başında çatma olan tabii evet. Latife Hanım anneannem Şimdi, ve Adeviye Hanım. Evet. Yani en sağdaki Latife Hanım. Evet. Onun ortasındaki Rukiye Hanım. En küçük kız kardeş. Sizin ee, anneanneniz olan Ortamını. Beciye Hanım da solda. Evet ve Adeviye Hanım. Ee, büyük anneniz de. Evet. Şey, büyük büyük annem. Şey, şey büyük annesi de, anneannenizin evet. annesi de Adeviye Hanım. Evet. O da Evet. Onun için... burada yani Adeviye Hanım. Evet bu Çankaya'da çekilmiş evet. bir resim. Mustafa Kemal Paşa'nın kayınvalidesi. Kayınvalidesi evet. 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 Öyle diyelim. Ee, yani... Ee, dediğim gibi e, o bakıldığı zaman, bakıldığı zaman Latife teyzem evliliğe e, evliliğin bitişine yol açan bazı olayları ve etrafındaki kişileri yazmış Hı -hı. ve e, anneannem de bunların e, açıklanmasını 30 sene yayın yasağı istedi. Yani bu yayın yasağını isteyen ne devlet ne başkası Hı -hı. ne şu ne bu anneannem bizzat kendisi istedi bunu. Hı -hı. Sebebi de şuydu e, dedi ki ben zaten yaşlı bir kadınım. Burada birinci kuşağı, Cumhuriyeti kurucu birinci kuşağına ve onların çocuklarına bazı ters ifadeler var. Ben onlarla mahkeme, dedi. mahkeme evet, evet. E, uğraşmak istemiyorum. Yani ortalık karışacak. E, dolayısıyla 30 senelik bir yayın yasağı istedi. Fakat sonradan herkes bunu Atatürk'e karşı içinde bir şey varmış gibi algıladı. Özellikle de bazı e, cum e, işte Cumhuriyet'in, Enteresan yazarlar var Türkiye'de, gazeteciler. Evet. Onlar bunu böyle bir kampanya haline getirdiler. Latife Hanım'dan bir canavar yarattılar. Ama aslında içinde o yok. Çünkü 30 senelik bir yayın yasağı istediğiniz zaman bir şey 30 sene sonra tehlikeden çıkmaz. çıkmaz. Atatürk'e... Yani ya ebediyen yapmak lazım Tabii. ya da yayınlamak <laughs> evet. lazım. Yani, yani Atatürk'e şey. eğer ciddi bir laf olacak olsaydı içinde... Zaten bu 30 sene sonra da aynı derecede tehlikeli olurdu, kötü olurdu. Evet. Ama... Yani ileride muhakkak konuşacağız program içinde. Atatürk'ün etrafıyla ilgili ve boşanmanın sebepleriyle alakalı, yani etki eden bazı kişilerle ilgili her şeyi anlatmış için. Bu Peki, da bir sorun olabilirdi. Burada aklımıza şu soru geliyor. Siz bu belgeleri bir şekilde gördünüz mü ya da bu anlatmış dediğinize göre Büyüklerinizden size bunun içeriği hakkında bilgi şimdi, verildi tabii, mi? Şimdi e, Dediğim gibi o zaman 18 yaşını geçmiş aile bireyleri e, katıldılar. E, yani o, bu şeyde diyorsunuz. 2005'teki... ha 2005'te ayrı 2005'te aile tekrar yani, karar... Şimdi şöyle gelişmiş süreç. 1975'te Latife Hanım, Evet. 1978'de aslında bu şey. Yani yok yani, yani vefat, vefat örgü, ediyor. Evet. 78'de... 3 yıl sonra evet, karar oldu. 80'den sonra... Belgeler e, bulunuyor. Evet. 82'de mi? 80. Sek, 1980'de de. Evet. Türk Tarih Kurumu'na geçiyor ve mahkeme kararıyla 25 yıl bir e, mahkeme yasak kararıyla diyor. Yani mahkeme onu e, anneannemin isteği üzerine tescil ediyor, onaylıyor. Yani, yani ben isteği Evet, evet. hukuki Hatta bir daha ben ya, şey, yaptırmadım onu yaptırmadım. Şey. Ama şeysi var. 15 gün içinde cevap verilmesi yani Türk Tarih Kurumu'na. Eğer 15 gün içinde cevap verilmezse e, kararı onaylamadığınız Anlaştık. kabul edilecektir diyor. Ama biz tabii zaten kendimiz bunu istediğimiz için e, bunu kabul ettik, onayladık. Zaten. Dolayısıyla mahkeme bu kararı verdi. 25 yıl 1980'den 2005'e evet. kadar. Evet. bir e, şey yaptı. 2005 yılı geldi. 2005 yılında o zamanki Türk Tarih Kurumu başkanı dedi ki ben Malachi bunu açıklayacağım. Evet. E, basın mensuplarına haber verdi. Basın mensupları geldi gelecekti tam işte açıklanacak diye herkeste hakikaten bir şey başladı. Ama o zaman basın mensuplarına dedi ki biz açıklayamıyoruz. Tekrar bir ha, yayın yasağı evet. geldi. Evet. O süreç nasıl oldu 2005'teki? Evet yani 2030'a evet. kadar şu an yasaklı gibi gözüküyor. Yani bu işte 2030'a kadar mı yoksa daha mı uzun? O biraz tartışma Daha konusu. uzamasın artık ya. <laughs> evet, aslında yani bu çünkü biraz da Avrupa Birliği'nin böyle belgeler üzerindeki kişisel miras haklarıyla belgelerin üzerindeki evet. yani kime ne kadar sürer kişisel hak biraz da o kararlara bağlı aslında ama yani 100 yıl, 99 yıl. Eğer Latife teyzemin ölümünden itibaren ya bir 90 ya, yani, yandık gelmiş yani. itibaren yani <laughs> e, demek ki 2074'e kadar beklemek durumunda kalabilir. E, ama belki daha önce de açıklanabilir. E, buna hukukçuların bakması gerekiyor ama zannetmiyorum. Çünkü e, 2074 diye düşünüyorum. Orada süreç şöyle oldu. Ee, tam açıklanacağı zaman işte bazı gazeteci yazarlar çok böyle ters bir kampanya yaptılar. Bir latife canavarı yarattılar. Yani bu içinde Atatürk'e karşı şeyler var, yazılar var ve bunlar açıklanacak. Atatürk'e karşı işte bunlar birileri kullanacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Ee, Ülkenin kamplaşmasıyla alakalı olarak, bölünmesi süreciyle alakalı olarak bir kampanyaydı bu aslında. Yani birileri kullanacak, bir kat, birileri alet olacak. Kıslarda gündemde tuttular. Evet yani özellikle Akınması bir gazeteci, yani. oradan ismini vermek istemiyorum, e, gerek yok. E, ama bunun özellikle yazıları... Burada aileyi pes ettirdi. Evet yani... hatta ben kendim aradım onu ve dedim ki artık yara... yazılarınıza son verin. Aile Anladım. bir karar aldı. Yarın açıklanacak diyen kişi de benim. Hı aile adına. Kararımız açıklanacak. ve Kararımız açıklanacak. Kapatalım. Susun dedim artık. Yani yazmayın artık. Ya da çünkü sinirleniyor. Hepsi yaşlı insanlar. Hepsinin tansiyonu var, kalbi var. O su var, bu su var. Yani ciddi olarak rahatsızlık duyan insanlardı. Evet. Şimdi daha genç bir jenerasyon var. E, fakat onların da hep beraber bir karar vermesi lazım. E, şu aşamada da e, gündemde değil aile. Yani bu ailede... Bu mutlaka açıklanması gerekir diyen birileri var mı? Ee, yani bir da, hatta o zaman Facebook'da da vardı. Bir... Ama ne olacaksa olsun açıklansın diyen de vardı. Ama genel olarak e, yani çok büyük problem olacak. Herkes birbirine girecek mantığıyla geri çekildi. Hı. Bir de tabii şöyle bir şey oldu. Bir karı koca arasında bazı yani tam çok güzel aşk mektupları da var. Yani Mesela Halacoğlu öyle demişti. Yani O kadar güzel ki çok duygulandım. Hı hı. Herkes ağlayacak dedi. Yani diyor zaten. Yani ben e, cennette de senin gibi e, kadife tenli, e, gonca dudaklı, ahu gözlü huriler varmış diyor. Harika yani, bir, bir mektup. Bir me okudunuz yani bu mektubu. Evet evet. Yani var bu yazıyor. Çok hı. güzel e, aşk mektupları var. Içinde. Yani Enver Paşa'nın. Naciye Sultan'a yazdığı gibi. Yani son derece romantik evet. biri aslında Kemal Paşa. Yani Mustafa Kemal. Evet. Ee, Latife Hanım da böyle. Evet bu en güzel resimlerden biri. Çok sevimli. Gülüyor evet. Mutlu zamanları. Muammer Bey e, ve Latife Hanım. Soldaki babası değil Evet mi? evet Muammer Bey. Diğerleri evet. Evet. de Çankaya'nın e, korumaları. Ee, falan. Çankaya'da herhalde evet. Yani bunlar şey Topal Osman'ın neferleri. Karadeniz'in neferleri. Evet. evet. Yani o zaman Topal Osman onun korumasıydı Aa, çünkü. Evet. Ee, onun Karadenizli neferler yani bunlar çünkü köşke geldiğinde de onlar ona geç vermiyor. Yani klasik anlattığımız hep anlattığımız hikaye. Ama son evet. mesele budur yani. Anladım. Ee, onun için galiba 2074'e kadar beklenecek. <laughs> Valla. Ee, <bu gülüyor> biraz evet uzun bir şey. <laughs> alamet bir şey oldu yani artık hiç, Ama şu anda öyle bir şey bunu yok. seyreden onlar hiç kimse o hemen hemen göremeyecek yani evet. onlar açıklanmasa bile ailede e, herkesin tabii ki kız kardeşlerin birbirine yazdığı mektuplar var. Hı hı. E, günlükler var. Yani eğer herhangi biri açıklamak istersek ki ben bazı şeyleri açıklıyorum. Hı hı. E, açıklayabilirler. Ben açıklanması taraftarıyım. Eee çünkü çünkü acı tarafları da olsa e, önemli bir süreç. Yani Reşat Kaynar'ın dediği gibi hı hı. E, Cumhuriyet tarihi için birincil elden e, kaynaktır diyor. Evet. Yani kendisi. Evet. ordinarius profesör aynı zamanda. O belgeleri okuyup ilk evet. yani e, tasnif eden, inceleyen. Evet. Yani i̇çinde o, ne var ne yok onları aile bize aktaran. zaten o tasnifin kişi. ve sonuçlarını Şimdi biliyor. Evet. Ne varmış mesela e, kasada mesela şöyle bir şey var. 172 sayfalık Arap harfleriyle yazılmış roman stilinde bir eseri varmış. Evet. Onun bir kısmını... E, Yakup Kadri'nin Latife Hanım'a evet. gönderdiği mektuplar var. varmış. Adi, Kastamonu mebusunun yazdığı bir mektup varmış. Eee Latife Hanım'ın eski Türkçe el yazılı not defteri. Evet. varmış vesaire evet. böyle şeyler. Yani bir hatıra defteri olduğu anlaşılıyor. Beyin kitabından mı? E, fark yine evet. evet, buradaki bu. herhalde mevcut evet. bir metin bu. Evet. E, dolayısıyla şimdi bu şeyler Hayır o bir şey resmi var. resmi zaten evraklardan Döküm, Evet. E, annemle ben vermiştik sevgili İpe'ye çalışlara. Eee şey pek çalışların kitabında da var evet, evet. Da da o ee, şimdi Reşat Kaynar e, burada bu şeyi mektupları ve belgeleri inceliyor. Ve bu belgeleri inceledikten sonra bir tarihçi olarak bunların o günün şartlarında kamuoyunun bilgisine sunulmasına uygun bulmadım. E, diyor ve mahkemeye bir rapor eee Yazıp, o öyle diyor. Bütün mektup ve günlüklerin o zaman üyesi bulunduğum Türk Tarih Kurumu'na verilmesini ve 25 yıl süreyle yayınlanmamasını tavsiye ettim diyor. Ama değil. Eee böyle rağmen. Evet. Bunu düzeltelim ama e, 98 yaşındaymış bunu öyle söylediği değil. günlerde o anneannem, evet. O... annem onu istedi. 30 evet. sene yayın yasağı istedi. Fakat burada 25 sene benim, kondu. Tam 5 cilt Latife Hanım'ın günlükleri olduğundan bahsediyor. Şimdi evet. beş cilt günlük nereden baksanız bir tarihçiyi heyecanlandırması gereken bir şey. Çünkü yani bu mesela Kazım Karabekir'in günlükleri yayınlandı. Fevzi Çakman yayınlandı. Hani bir şeyleri görmüş olduk. Çünkü gün gün şimdi Latife mı mesela bu günlüklerde ne olabilir? Hani mektupları anlıyorum da şimdi hayır mektuplar, ee, günlükler, günlükler tabii şöyle o gün o gün olan ama olmuşsun? bütün hayatınla ilgili tutmuş. Yani evet. mesela sadece e, onunla ilgili değil. Mesela eee Niste en yakın arkadaşı Emil Ludwig yani villaları bile yan yana. Yani ondan da bir sürü anısı var. Mesela Viyana'da bir konser işte Prenses Polin'le gittiği konserler de var. Yani sadece Çankaya ile ilgili... Yok. Çünkü 1925'te boşandı ama 1925'te boşandı bu kadın hayatı bitmedi. 1975'e kadar yaşadı. Yaşadı evet. ee, Ve çok gençti boşandığı tarihte değil mi? Evet. Yani o 1896 26 yaşındaydı. 1899 doğumlu. Evet. Yani 1900 yazıldı ama o ben hep yeni yüzyılın kadınıyım dediği 90'dunuz. için. Aslında 1890. Yani boşandığında 26 yaşındaydı Evet. ya da 25 yaşındaydı. Evet. O, o, o civarlarda. Ve çok hayatının daha başlangıcında. Evet. evet bir genç kızdı. Tabii. Yani ondan sonra da hayatı devam etti. Evet. Yani e, bir sürü evlilik teklifi vardı. İngiltereden e, eski de bir e, onu çok beğenen daha önce de evlenme teklif etmiş birisinin evlenme teklifi vardı. Kabul var. etmedi. Bu var mı belgeler içinde şeyler? E, yani onların içinde onlar da var. Yani o, o günlüklerin içinde onlar da var. Yani sonra o kişi öldü e, İkinci Dünya Savaşında. Ve duygusal olarak yakınlaştığı bir takım kişiler oldu daha, mu? E, tabii. Yani e, o derece yok ama e, yani mesela ona aşık olan bazı kişiler vardı. Emil Ludwig onlardan birisi mi? Emil Ludwig ile öyle oldu söylenir. Yani ona evlenme teklif ettiği ne yönelik e, bir şey var. E, hatta diyor senin gözyaşlarıyla ıslanmış anılarına diyor e, o kadar diyor saygı duyuyorum ki diyor onun için diyor bunları diyor kitaplaştırmayacağım, yapmayacağım, yazmayacağım yani. diyor. Yani e, çok samimi. Yani Emin Lütfi kendi karısına da çok aşık aslında. Çok seven biri ama e, herhalde Latife teyzeme de biraz yakınlaşmış. Hı hı. E, tabii e, mesela o da diyor ki mesela Tevfik Hüsnü Bey'in hanımının Latife Hanım'a gönderdiği mektup. Mektubun başında Latife Hanım'ın e, bir dal kavukluk numunesi herhalde. Nefis bir parça diye not düşmüş bir de kendi eliyle. Yani şimdi Latife Teyzem böyle bir kadın. Onun için orada mesela Atatürk'le kendisinin ilişkisini bozan kişileri şakır şakır yazmış oraya. yani ha, son, şeyine isimleriyle, i̇simleriyle? İsimleriyle, cisimleriyle yaptığı peki şeyler. bizim yayınladığımız mektupta veya işte bu e, şeyde Rıfat Balin'in kitabında evet. yayınlanan... Rıfat Balin'in e, kitabında e, öyle demek lazım. Bir dişi Mussolini diye birisinin evet. bir kadının e, Mustafa Kemal'le arasının bozulmasına yol açtığını, bunun sebep olduğunu söylüyor. Bu dişi Mussolini hakkında bir fikriniz var mı? ki Benim o kim, olduğunu ben biliyorum. Biliyorsunuz Biliyorum. ama açıklamıyor musunuz? Ama hayır söyleyemem çünkü soyu devam ediyor. Yani torunları var. Hı. Buradan çıktığımda en az dört tane dava davayla karşılaşırım. Anladım. Yani ben onu biliyorum ama e, benim tahmin ettiğim kişiler değil onlar. Sizin tahmin ettiğiniz kişiler değil, hayır. Yani hatta o zaman da demiştim ki keşke bana sorsaydı. Ben <laughs> o zaman yani, evet ve Türkiye'de ondan sonra yani bayağı da önemli pozisyonlara geldi kocası. <laughs> yani dolayısıyla ama işte sorunlar işte bakın bu. Yani anneannemin <laughs> o zamanki problemi de bu oldu. Yani mesela şimdi ben... Buyurun sizin önünüze bir takım belgeler falan yani da var. Evet bir şey söylemek Onu istiyorum da, burada. E, Konuşalım. Saadetinizle. E, yani bakın bir mektuptan bir şey alacağım size. Bu e, diyor ki... Yani bu Latife Hanım'ın mektubu mu? Evet yani bunun... Evet bu da Latife Hanım'ın evet, mektubu mu? Yani şöyle bilmiyorum... Ben şey göstereyim siz mi? oradan Bu onun şeylerinden okuyun. bir tanesi. Evet yani. burada bakın evet, yani <laughs> tarihi bir e, evet. belgeyi gösteriyoruz. Latife Hanım'ın e, bir mektubu belki de ilk kez böyle bir televizyon e, programında gösterilmiş oluyor. Bunda ne yazdığını ben şu anda okuyamıyorum ama e, bize şimdi e, Sadık Bey bunun içeriği hakkında bilgi verecek. Buyurun. Bakın diyor ki. Ben her şeyden çok milletini çok seven bir Türk kızıyım. Bu millete bu kadar hizmet sepkat etmiş olan yüksek bir şahsiyetin ölümüyle öç alacak kadar alçak ruhlu değilim. Yani hı. öldürmek istiyormuş demişler. Öldüreceksin demişler. Kimi? Latife teyzemin onu. Yani Buradan bu çıkıyor. Yani başka birileri onu söylemiş cevap veriyor. Hı hı. Teessüf ederim ki dost diye arkadaş diye hiç akları olmaksızın ta son dakikaya kadar beni anamla dahi yalnız bırakmayan iki hanımefendi kadınlığın fazilet ve ulvi cenabını rencide edecek dedikodular yapmışlardır. Kendi şahısları hakkında şaiyaya meydan verilmemek için bana karşı hükümet vasıtası kullanacaklarını söylüyorlar. Bütün dedikodular ve bana, e, ve e, dedikodular ve isnatlar kendi muhitlerinden ve kendi adamlarından çıkmakta olduğundan acaba bu zayıf Türk kızın hukukunu kim muhafaza edecektir? Şimdi bunu bir açıklayalım yani burada e, evet. Mustafa Kemal'in etrafında, etrafında bir grup bir grup var dedikodular çıkarıyor dedikodular et. çıkartıyor bunun içinde iki tane özellikle kadın var. İki ha. kadın var ve etrafında başka o adamlar. Bir de var mı bunun içinde? İşte yani o iki kadın mesela orada. Şimdi size başka bir şey daha okuyacağım bir yerden. Ee, e, reklama burada. gidelim diyorlar ama Öyle e, mi? Bir Reklamlardan sonra bir şey daha gösterecek. Çok vaktimiz sıkışık ise bunu alalım ondan sonra gidelim. Peki, o zaman isterseniz gidin sonra. Tamam, da o zaman bay. siz de onu biraz bulmuş olduk. Heyecanlı biraz yerinde olmuyor. kalsın böyle. <laughs> Arkiller gibi. Benim çocukluğumda vardı <laughs> radyoda. Eyvallah. Çok keyifliydi. Be. Evet. Evet. Şimdi bir kısa bir aradan sonra çok önemli bir mektubu daha açıklayacak Latife Hanım'ın onu da değerli Sadık Ökebey'den dinleyeceğiz ama kısa bir müsaade istiyoruz sizden. Efendim, biz tekrar geldik kayıt dışı tarihte bugün çok önemli bir program yapıyoruz yani tarihe geçecek bir program aslında çünkü belgeler konuşuyor, bilgiler konuşuyor ve zaten bizim programımızın özelliği bu yani bir takım insanlar böyle spekülasyon yaptığımızı şunu bunu düşünüyor olabilirler çünkü bu sosyal medyada böyle bir takım tevatürler çıkartıldı ama katiyen bakın burada benim masamın üzerindeki yayınlarda. Bakın Lord Kinross'un Atatürk biyografisi. Bunun iki baskısı var. Birisi Sander yayınlarında 1960'larda çıkmış olan elimdeki bu ciltli baskı. Bu bir milletin doğuşu adıyla yayınlanan baskı. Bir de bugün piyasada olan sansürlü baskı. Şimdi bu sansürlü baskı, 28 Şubat döneminde sansürlendi bu kitap. Çeviri aynı. Aldığınız zaman buradaki çevirinin burada da aynı çevirmen e, olduğunu, metnin aynı olduğunu görüyorsunuz. Ama içerisinde e, bir bölüm, benim fark ettiğim bir bölüm, e, Latife Hanım'dan bahsedildikten sonra bu Afet İnan'la ve diğer kızlarla falan ilgili bahsedilen bölüm. Şimdi bu baskıdan çıkartılmış. Bakın sayfalarını da söylüyorum. Merak eden 493 sayfa 493'te burada olması gereken bir kısım burada var burada yok. Burada çıkartılan kısmı şey yaptığımızda gördüğümüzde söylediği şey şudur Bunları tabii şu an okumam Doğru mu değil mi ondan da biraz tereddüt ettim Çünkü yani bunlar sakıncalı gördükleri için şey yapar. Fakat bu e, Manevi kızlarıyla ilgili Bu baskıda bir iddia var Şimdi buradan çıkartılmış Şimdi Bunun İngilizcesi Ortada Eski baskıları 28 Şubat'a kadar yapılan e, Baskıları Ortada e, Ama bir sansür Belki bu otosansür geliyor bu baskıdan bunları çıkartıyor. Peki bunların yayıncısına e, sorsanız dünyanın en özgürlükçü, e, ifade özgürlüğü tabii ki olmalı hatta şu an Türkiye'de ifade özgürlüğü yok bile diyebilirler. Ama kendileri yayınladıkları kitaplarda bu kısımları çıkarmakta bir beis görmüyorlar. 60'lı yıllardan geriye gitmişiz yani onu diyorum. Ana. Yani tabii şöyle 60'lı yıllarda yani bu kitap yayınlanabilmiş. Yani iddiaları ne derece doğru ne doğru derece sağlam temele o ayrı. Ama bir kitabın ama aslında olan bir şeyi karmaya ben, ben gerekirdi. Yapıyorum. Yani ama e, tabii bir kurucu lider e, profilini e, ama yaralamamak için yani ha, böyle şeyler yapılabiliyor. Mesela bunun baskısı 1970. Şimdi 70'te problem olmayan bir şey 2000 2000'li yıllarda neden problem Öyle bir olur? döneme girmiştik. Öyle bir dönemden hala çıkamadık. Evet. Yani, yani bazı konularda geriye bu... gidildi. Gibi. Tabii bazı konularda geriye evet, gidiliyor. Budur. Yani zaten Kesinlikle. yani bu Rıfat Bali'nin açıkladığı kitabında açıkladığı mektubun yani e, maalesef üzerinden sizin e, yaşadığınız sorun da Türkiye'de bir sürü şeyin e, hala yerine oturmadığını gösteriyor. Evet. Çünkü neyse o yazılmış. Aa, ama içinde sert ifadeler var mı? Var ama boşanmış bir kadının hissiyatıyla alakalı. Ama bunun içinde doğru evet. olan olay varsa o zaman bu doğru olan olaya odaklanmak lazım. Yok bunun ifadesi hakaretmiş evet. değilmiş buna odaklanmamak gerekir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o mektubun doğruluğunu... Yani. Kabul evet. yani ya da diyor ya e, dişi Mussolini diye biri var kocamın kulağına fısıldadı fısıldadığından hmm. beri diyor. Evet. Şimdi bakın burada da diyor ki burada onun İngilizcesini gösterelim yani en azından. Evet yani ee, e, evet. Bu bir in, Amerikan gazetesinde yayınlanmış hali. Aman hocam lütfen siz burada de, evet tekrar. E, Ama bu <laughs> İngilizce metin, İngilizce metne bir şey demiyorlarmış ee, onu anlamış olduk. Evet. Öyle öyle peki. Bu Rifat Balin'in <laughs> 2007 yılında basılan 2010'da da bir baskı daha yapmış. Ee, bu kitabında bunlar var fakat biz bunu Türkçesini yayınlayınca bir e, problem oldu. Neyse onu ve bakın burada konuşuruz ayrıca e, Ama siz de sağ olun o dönemde bize destek veren e, bir Nadir bir kişilerden e e Rica ederim o, o o, 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 ben doğru olduğunu düşündüğüm Şeyi size. yaptım. Yani bizim e, aileden e, gördüğümüz şey de bu. Doğrusu neyse o. Yani ortada bir mektup var bu mektubun içinde e, doğru olan olaylar var. Bunu bunun üzerinden bu yargılanamaz. Çünkü tarihsel evet. bir metin. O da çok güzel bir cümleniz vardı. Mahkemeye sunduğumuz e, mektubunuzda tarihi mahkemeler yargılayamaz. Yani evet. O zaman o zaman ben de hiçbir şey söyleyemem. Evet. Oysa benim teyzem ve o da o da benim eski eniştem. Yani ben o zaman ya şu bizim eski enişte de şunu yapmasaydı çok iyiydi deme hakkını dahi benden kaybediyorsun. Gasp etmiş oluyorlar. Evet. Yani o o noktada. Evet. Ee, ki ben bunu söyleme hakkına sahibim aile olarak. Aile olarak. Yani dev, davranışlarında yanlış bir şey bulduğum zaman eğer ben onu eleştiremeyeceksem eğer... ...bir aile bireyi olarak hı hı. ve de insanlar, tarihçiler onun herhangi bir hatası... ...aynı şey Latife Teyzem için de geçerli. Latife Teyzem'in de hatalarını eğer eleştiremeyeceksek hı. o zaman objektif olamayız zaten. Do, doğru bir şey değil bu. Çünkü bunlar Türkiye'ye mal olmuş kişiler. Hı hı. Ama e, izin verirseniz bu mektupla ilgili olarak... Evet o mektupta kalmış. Evet yani çünkü... Pa Ta tamamlayacak. Evet buyurun. Ee, bunu belirteyim. Ee, bu arada e, sorularınızı e, ekranın sağ altında gördüğünüz 533-774-28-91 numaralı telefonumuza WhatsApp mesajı olarak gönderirseniz ben de bulmuşken e, Sadık Bey'e onları evet. sorma imkanı bulacağım. Evet. Bakın bu mektup e, 29 Ağustos'ta e, 1925'te yazılmış bir mektup. E, boşanmadan sonra yani talaknameden 5 evet. Ağustos muydu boşanması? 6, Ağustos. 6 Ağustos'ta. boşandılar. Evet. Ondan 20 gün sonra Yaz yazılmış oluyor. bir mektup evet. var elinizde. Evet, Şimdi, e, evet burada e, söylemek istediğim şu. E, bu Kilion Oteli'ne yazılıyor. Pa Fransa'ya, Paris'e. Çünkü orada e, Fethi Okyar ve hanımı Paris'te e, Büyükelçi ve sefaret o zaman Kilion Oteli'nde, Türk Sefareti. Oraya yazılıyor. Hatta demin elimdeydi e, bir... Ee, şey e, kasadan çıkan belgelerden beş tane mektup Latife teyzemin yolladığı mektupların e, draftı e, müsveddesi. müsveddesi ve e, onun gönderdiği mektuplar olarak geçiyor. E, orada listede evet. var. Şimdi evet. Birazdan tekrar çıkartır gösteririm. Ama mektubun içinden bir bölüm şöyle. Evet Buyurun. Diyor ki eee her, kacık, her karı koca arasında vaki olabilecek ufak bir münaza neticesinde iki tarafın gergin sinirlerinin biraz sükunet bulması için benim bir iki ay İzmir'de ailem nezdinde ikametim faideme görülmüş. Ben de söz dinlemiş olmak için muvaffak ettim. Muvaffakat ettim. Muvaffakat ettim. Hı hı. Yani Galibe Hanım'a bunu yazıyor. Galibe en yakın dostu, yani hı. kardeşi, kardeşim Galibe diyor. Yani e, benim ince hisli, yüksek ruhlu galibeciyim. Fethi Okyar'ın hanımı. Evet. evet, evet. Senin muhabbetin, samimiyetin daima bahttır Bundan eminim. 10 hı hı. E, günden beri mektubu nasıl evet, beklediğimi tasavvur altlar. edemezsin. Evet. E, çok zarif bir e, hanımdır ve diplomat kızıdır. Ee, çok iyi eğitim almış bir hanımdır ee, Ve mektuba geri dönersem evet. e, Halbuki ben orada gözyaşları dökerken Kocama itidal tavsiye eden muhabbetkar mektuplar gönderirken O kurduğu planı tatbikle meşgul olmuş Benim arkamdan herkes bizi ayırmaya çalışmış Hı. Arkamda. birinci şey burada şunu söylemek lazım her karı koca arasında vaki olabilecek ufak bir münazaa diyor kavga bir ufak. ufak bir kavga evet İkincisi de diyor ki gitmemin ardından herkes bizi ayırmaya çalışmış en itimat ettiğimiz senin ve benim bir hanımefende hayret edilecek mahalle dedikoduları yapmış bakın Hı. gene en itimat edeceği ettiğimiz senin ve benim bir hanımefendi mahalle dedikoduları yapmış. Hatta herkesin çok merak ettiği bir konu var. Bakın or orası geliyor. Evet. Muhakkak çünkü her yerde karşıma çıkıyor soruyorlar. Hatta iyilik maksadıyla eve aldığım kuzenim dahi aleyhime çalışmış. Ha. Yani Veda. <laughs> Vedat. Vedat. Ama bakın görüyorsunuz yani kavga, e, arkasından konuşan kadınlar, e, dedikodular ve e, eve iyilik maksadıyla aldığım kuzenim dahi aleyhime çalışmış. Nihayet 10 gün zarfında aslı olmayan dedikoduların ve sükunet bulmayan bir öfkenin tesiriyle karar verilmiş. Ve 5 Ağustos'ta da en iptidai şekilde tasdikname gönderilmiş. O altısında İzmir'de. 6 Ağustos'ta şey yapıyor. Yani boşol, evet. boş ol. Boş ol. Kağıdı evet. Boş ol. Gönlünün. Gönlünün. Evet. evet. Fakat burada gördüğünüz gibi bu kadın her yerde var. Ama kadar daha da önemli e bir şey. Hmm. Daha da önemli bir şey. Kim o kadın? Evet yani. şu anda KJ öyle <laughs> olmalı. Şimdi bir şeyde e, şov, yani, şovda e, olsaydık falan hemen kim o kadın? <laughs> Mustafa <mi>? Kemal'le <laughs> Latife Hanım'ı ayıran kadın kim falan diye. Yani o zaten söylemiş. Dişi Mussolini diyor. Yani, yani Benim yayınladığım mektuptaki dişi Mussolini. Kulağına fısıldayan dişi Mussolini diyor. Şimdi bakın yani hemen çıkıyor. o mektup sahte yani. dediler. Yani o mektup sahte görüyor musunuz başka mektuplar var bakın burada var öbür mektup var. Yani, yani siz bizim yayınladığımız ve burada olan mektubun sahih otantik olduğunu. Yani evet en azından yani içindeki alınmış olan bölümlerin bir temel e, olarak yani Latife Hanım'ın elinden çıktığı çok açık Onun o mantalitesine gayet uyuyor. Ma evet. değil Zaten aynı şeyi söylüyor. Yani bir kadın var diyor, dedikodu yaptı diyor. Kocamın kulağına söyledi diyor ve dolayısıyla başka mektuplar onu teyit ediyor. Hı -hı. Demek ki böyle bir mektubu en azından o pasajları başka başka mektuplarda yazıp birisine gönder, birisi de onu edite onu birleştirip e, yani Belki kim Evet. Evet. Yani gönderdiği kişi de sevgili yoldaşım dediği kişi de Muhtemelen yani orada Ahmet da... Emin Yalman Olma ihtimali var. Tabii olabilir. yani evet. öyle olabilir başkası olabilir ama Ahmet ya Emin Yalman olma ihtimali çok yüksek. Fakat tabii bir de şöyle bir şey var orada sizin e, tercümede bir şeyi atlamışlardı İngilizce metinde olan bir şey onu da bu arada belirteyim. Üç aydır bekliyorum diyor. Hmm. Olayı. Bu Şubat'ta yayınlanıyor ama mektubun demek ki gönderilişi Eylül, Ekim, Kasım ha, yani Kasım'da şey var, falan yazılıyor. Boşanma yani Ağustos mi? ayında bu telakname ta gelmeden önce yani bu olay olmadan önce bunu 3 ay geriye gidin. Zaten yani burada diğer başka mektuplar var yani 27 Haziran falan olan şeyden önce var daha Hı. önce orada diyor ki şimdi girmiyorum onlara artık zaman şeysi de var orada diyor ki bir buçuk yani bir İstanbul'a gideceğim bir buçuk ay sonra ikimize de iyi gelecek diyor. Yani ortalıkta bir gerginlik var 3 aydan beri. Yani 22 Temmuz, ha. 23 Temmuz akşamı olan olay olaydan üç ay, bir, buçuk ay önce de, şimdi. Evet, bir buçuk ay önce de... Onları konuşacağız şimdi. Bir buçuk ay önce de yani bu ortada bir gerginlik var. Zaten o sizin açıkladığınız yani Rıfat Bali'nin şeyinde İngilizce metinde maalesef evet. sizin e, tercümenizde yok. 3 aydır bekliyordum hmm. diyor. Yani 3 aydır diyor o kadın... Ee, kulağına fısıldıyor diyor. Hı hı. Yani şunu şöyle düşünün. Mart'tan itibaren birisi orada o işi e, Mustafa Kemal'in kulağına fısıldayan bir dişi Mussolini kadın var. Hı hı. Peki bu kadın sadece bu işi mi yapıyor? Yani ortalığı karıştırmak için mi yoksa başka bir yani... maksadı mı var? Başka bir maksadın olup olamayacağını bilemiyorum ama yani en itimat ettiğimiz kişi diyor. Yani itimat ettiği kişilerin sayısı az. Şimdi düşünecek olursa onlardan o dedikodu yapıyor yani öbürü şey yapıyor. İki kadın diyor yani işte bir dedikodu yapan var biri şey var. Yani belki Atatürk'ün etrafı bu evliliğin devam etmesini istemediği için o bazılarının karıları... Ee, bir e, e, örgüt şeklinde eee çalışmış. Yani kadınlar niye istemiyor böyle bir şey? Hani erkeklerin istemeyi anlıyorum. Mesela yani içki e, sofraları yani çok kurulamayacak. Latife Hanım duruma hakim olacak hatta onları bazen aşağılıyor Latife Hanım. Siz ...şampanyayı içmeyi nereden bilirsiniz ne bilirsiniz diye. E, tam Şimdi öyle oluyor. Şeyini... Saracoğlu hikayesi. Neyse yani e, e, o... çünkü geliyor. O geldiği zaman şampanya istiyor. Halbuki köşkte şampanya yok o sırada hmm. o gece. Israrla istiyor. Dine şampanya yapılmıyorsa zaten olmaya da bilir. Ne yani, diyor o tamam. Israr <laughs> ettikçe o da diyor ki artık yani şakasına. şakasınlar. Yani hmm. tabii e, işte o da belki evet. biraz ipin ucunu kaçırmış. Yani de, şampanya mı içerdiniz?" diyor ama tabii rahatsız olmuş evet. onun şampanya Ama bu bunu anlıyorum. Yani evet. erkeklerin bu kadınlar, sofraların kurulamamasından ve latife hanımın bunlara fazla izin vermemesinden dolayı rahatsız olması ama kadınlar niye rahatsız bundan? Kadınlar şundan rahatsız. Çünkü e, bir kocaları yakınıyorlar. Paşayı elden kaçırıyoruz diye. Hmm. İki İzmirli bir genç kız, son derece bilgili, eğitimli. Dört dil biliyor. E, evet evet. Yani netice itibariyle. Buna Arapçasını ve Farsçasını da eklemek lazım. Yani Farsçası ne kadar iyiydi bilmiyorum ama derslerini almış. Hı hı. Ama çok iyi olduğunu söylemiyorum. Ama İngilizce, Fransızca, Almancayı biliyor. İtalyanca ee, da biraz galiba. İtalyancayı zaten bütün İzmir'de Levantenlerden ya, dolayı. Oluyor. Yani Rumcayı biliyor. Hatta Kalyopi vardı. Yanına küçüklüğünden verilmiş. O okuma yazma bilmezmiş. Ee, onun e, Yunanistan'a giden akrabalarının mektuplarını Latife teyzem yazarmış. Ve ondan onlardan gelen yani, mektuplar... Da o okurmuş tabi tabi Rumca yani hep bütün zaten İzmir'de bilmeniz lazım o zaman 6 dil bilen 7 sonra Rusça öğrenmiş Tatra'da yani 23-24 e, evet. yaşında bu kadar tabii. dil bilen o herhalde Türkiye'de tek kadın odur yani o devirde öyle ama bir yetenekleri var herhalde evet. annem de öyleydi annem de çok rahat dil öğrenebilirdi. Diller arasında evet. geçişi çok rahat yapabiliyorlar. Evet. Bu kadınlar neden ona rahatsız oluyor meselesini açıklıyor. Evet bir kocaları rahatsız oluyor ve herhalde karılarına patlıyorlar. Yani, Mustafa Kemal'e istediklerini yaptıramıyorlar ya da evet. söyle söyleyemiyorlar. Evet. Ve hanımların Çünkü, da üzerine bir anda reisi cumhur eşi olarak hiyerarşide böyle bir kadın geliyor. First lady ve evet. onlara tahakküm etmeye başlıyor. Evet Yani, evet. yani evet. öyle bir şey oluyor. Bir anda ikinci plana... ...itiliyor bazılarının hanımları... Hmm. ...yani o olmadan önce... ...çünkü Fikriye Hanım o derece... ...Ankara'da etkili... ...yani o şekilde... ...davranan birisi değil... ...yani ona davranışları... ...daha yumuşak... ...onun davranışları ve onu daha eşit gibi görüyorlar... Hmm. ...bir de milli mücadelenin içinde... ...milli mücadeleden sonra... ...herkesin sıkı bir bağ... ...örgü oluşturduğu bir noktada... ...Latife teyzem onların üzerine geliyor pat diye geliyor ve bir türlü o e, organik bir de daha kurulamıyor o hanım. İle, kompetansıyla onları eziyor yani değil mi? E, tabii çok şey, e, tabii, yani. evet tabii yani güçlü bir kadın. Eee yani. <laughs> görgülü, yani şey, nereden? Bir, evet, e, gün görmüş bir aileden evet. hem kültürüyle. E tabii çünkü, e, çünkü ve o, var. o konuştuğu yani. zaman yani böyle bir erkek Sevgilisi evet erkekleri de, de susturabilen evet. bir kadın yani siz bunu yanlış biliyorsunuz bu böyle değil bunun yani şeysi budur dediği zaman ben ne getirdim diyor. mesela Çankaya'da bıraktığı kitapların listesini hmm. hatta orada diyor kitaplarımı geri gönderin diyor ama Paşa Hazretleri istemiş kitaplar kalsın diye bugün Çankaya Kütüphanesi'nin Öyle mi? E, kitapların ha. kütüphanenin temeli bizim orada bıraktığımız kitaplar listenin e, temeli burada. Yani bu listeyi getirdim, bir vakit olursa orada evet, bakarız. Arada... Yani dolayısıyla bu hanımlar ve bu durum e, buna yol açıyor. Tabii Vedat'ın yani kuzeninin de arkasından e, iş çevirdiği dedikodu mahiyetinde olan şey olay da e, e, çok bariz bir olay. Yani buradan hmm. e, şunu belirtmek isterim. Yani eğer ko konuya Vedat, girecekse. Vedat meselesine mi gireceğiz? Yani siz arzu ederseniz evet, girelim. Tamam. Ona, ya da sonra girelim. Başka sormak istediğiniz bir evet, şey ona varsa. Ona girelim. E, Vedat meselesine, Fikriye meselesine e, ayrı ayrı bunlara e, girelim ama yani şu konuştuklarınızdan şöyle bir şey çıkartıyorum. ben yani Mustafa Kemal'in Latife Hanım'dan ayrılmasını e, isteyen e, erkekler ve kadınlar vardı ve bunlar evet. bir takım e, şeylerle Kesinlikle, operasyonlarla evet. bu şeyi başardılar. Önce bir küstüler, sonra bir daha bir barışma hadisesi var. Hatta o Çankaya Köşkünde beraber çekildikleri evet. bir e, meşhur bir fotoğraf var. Evet, Muammer, e, Şakı زاده evet, Muammer. Aile peyi, kayınvalidesi, kayınpederi. Birkaç ve defa bozuşuyor. Baldızlarıyla hatta Latife Hanım onları çağırıyor. Değil mi? Gelin, evet, ya, evet. biraz bir yumuşasın ortalık. Evet, yani fikriye meselesinden sonra Evet. Bu Fikriye meselesini o zaman şimdi şey yapalım. Yani Fikriye evet. kimdir? Çünkü orada da yanlış biliniyor. Oo, yani, evet. O çok bilinen e, böyle yanlış. Herhangi birisiymiş gibi e, muamele ediliyor. Halbuki evet. burada bilmediğimiz birçok e, evet. enteresan ayrıntı var. Evet. <laughs> e, ve hakkında da bir takım kitaplar yazılmış. Yani işte böyle Gazi ve Fikriye gibi. Yani bazı kitapları dikkatli okuduğunuz zaman bazıları ama, çok boş kitaplar. Yani melodram. Türk seyircisi <laughs> Türk böyle melodram sever. Türk para böyle. kazanmak için yani bazı öyle tutulmuş. maalesef. Ee... Bazısı e, yani filmlerde falan da böyle aşağıda bağırıyor paşa yukarıda paşam paşam o duymuyor. Yani nasıl bir uykudur. Paşa aşağıya inmiyor. Yani evet. olmayacak bir şey. E, Neyse netice itibariyle evet. tabii Fikri meselesi çok e, önemli bir mesele. Boşanmanın Çünkü, çivis, ilk çivisini evet, çakan e, bir tanesi. öldümü mü öldürüldü mü meselesine kadar varan bir e, evet. karanlık bir şey var orada tabii. bir alan var. Bununla ilgili bilgilerinizi bir paylaşın evet, da e, ne kadar, o zaman. En azından ee, aydınlanabileceksek. Bir kere Fikri'ye kim? Önce onu söylemek lazım. Fikriye Atatürk'ün üvey babasının erkek kardeşinin kızı. Evet, Burada resmini gerçi şeyde de bulabilirsiniz onu. Evet yani güzel bir kadın İnternette. her şeyden önce. Gerçekten çok güzel bir kadın yani. E, tabi burada verem güzelliği var. E Venüs şey güzelliğidir evet. buna. Eskiler bilirler. Çünkü ince olması veremlilerde maalesef kemikler, elmacık kemikleri çıkar, avurtlar çöker, çene çıkar. Böyle. Ee, evet yani o da ata binen, silah kullanan, e, müzik aleti çalan, Fransızası çok güzel olan. Öyle mi? Ha. E, bir hanım. Evet. E, ama dediğim gibi e, onu Tevfik Paşa yetiştirdiği için öyle. Şimdi bir bir dakika o zaman bu Fikriye hanımın ailesini ve bir konuşmak ne, lazım. Neden e, onların evinde ve Çankaya Köşkü'nde kalıyor neden? Bu kadar yakın. Şimdi, bu, bunu anlayabilmek için şu arka planına bir bakalım. Yani e, nereden geliyor bu yakınlıkları? Evet. Bir görelim evet. Şimdi şöyle. E, Ragıp Bey, Atatürk'ün üvey babası. Üvey babası. Evet. Zübeyde Hanım ikinci bir evlilik i̇kinci, yapıyor evet. Ragıp Bey diye bir tüccar. Ragıp ee, Ragıp Bey tüccar değil. Değil mi? Ragıp Bey gümrük komisyoncusu olarak geçiyor. Fakat e, bunu tabii Türkler yanlış biliyorlar. Yani gümrük komisyonculuğu öyle gümrük komisyonculuğu değil. Yani ya da bir gümrük memuru değil. değil. Mustafa Kemal'in babası da Öyle bir gümrük memuru. Bir diyor. dönemde o da böyle bir, e, o da görevi. ihale bu. Bugünkü özelleştirilmiş ha. liman işletmeleri gibi. Siz bir para veriyorsunuz, e, limana gelen gemilerin gelirleri size geliyor. Önceden alıyorsunuz. Hı. Çünkü o zaman imparatorluğun şey ekonomisi itizam, çok... irtizam sistemi gibi. Evet, 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 iltizam sistemi. İmparatorluğun ekonomisi çok kötü olduğu için paraya ihtiyacı olur. Beşin almış oluyor. de evet. Yani şöyle yapıyor, diyor ki buranın şöyle bir geliri var. Bu gelire mukabil evet. bana Diyelim evet. 10 bin altın ver, burayı bir sene sen işlet, bu parayı çıkar. Aynen öyle. Evet. Yani e, Ragıp bu. Bey böyle biri. Yani liman onun. Yani gümrük e, işçilerinin bütün gelirleri e, ona ait. E, şey de, Ali Rıza Bey de öyle. Öncelikle onun yanında çalışıyor, sonra kendisi bir liman alıyor. Hmm. Yani kendi Başka bir yerde. Ama o işi başarıya ulaşmıyor. Evet, iflas ediyor. İflas ediyor zaten. falan aynen. filan ve e, üzüntüden e, hastalanıyor ve ölüyor. Şimdi bu... E, bu Ragıp Bey'in e, kim olduğuna bakmak lazım çünkü biliyorsunuz onun yeğeni, Ragıp Bey'in erkek kardeşinin kızı. Fakat Ragıp Bey üç kardeş aslında. Yani Mustafa Kemal'in üvey babası üç Ragıp kardeş. Bey üç kardeş. Evet. Üç, evet. Üç, üç yani Ragıp Bey'in kardeşi Memduh Bey, Memduh Hayrettin. Diğer kardeş e, yani Ragıp Memduh Memduh Bey ve diğer kardeş kardeşte Rüştü Hayrettin yanlış söylemiyorsam evet. Rüştü yani öyle şey o şekilde. Hayrettin Rüştü. Hayrettin Rüştü ya da. Evet. Ee, şimdi e, önemli olan bu Hayrettin Rüştü. Bu amca. Memduh Bey büyük bir tüccar. Yani biri gümrük işlerine uğraşırken bakın çok güzel işi yapmışlar. Biri gümrüğü alıyor. Selanik gümrüğü. Oradan yani bütün gelirler ona gelirken e, diğeri de tüccar. Ve e, İstanbul'da büyük konakları var her şeysi hı hı. var e, ve e, tüccar ve mallar pazarlanıyor şeyler yapılıyor ama üçüncü kardeş paşa üçlü hayrettin paşa e, üstüne üstelik de bir sultan hanımla evli. bu enteresan evet. yani. Yani sarayla öyle, bir şey var. Sarayla bağ, bağı var. var. Yani şimdi Zübeyde Hanım niçin Sabiha Sultan'ı istedi diyorlar. Yani fikriye istemedi. Hani böyle bir şey istedi. Yani paşa istedi mi istemedi mi derken orada şöyle bir şey var. Ee, önünde kendi kocasının erkek kardeşinin yapmış olduğu bir, bir evlilik, evlilik var. Evet. Murad'ın kızı Hatice Sultan'la evli. Çok ha, çok. Evet. Şey. Yani bu Hatice Sultan'ın yani, yeğeni ye olan. E, yani tabi, yani neticede evet, evet yani e, yani şimdi orada detaylara girmiyorum. Orada da biliyorsunuz. O zaman meşhur, e, meşhur, bu, e, yani gireyim mi gireyim mi? Bazı hatırat şeyler de galiba e, Çankaya'da okumuştum. E, Mustafa Kemal daha yüzbaşıyken bir evde arkadaşlarıyla oturup e, Sultan Abdülhamid'in aleyhinde bir takım şeyler konuşuyorlar. Ve o sırada Zübeyde Hanım içeri girdiği zaman bunların padişahın aleyhinde konuştuklarını görünce uyar, uyarıyor. Diyor ki sakın padişaha karşı çıkmayın. O işte tabii, belli, e, bilmem kaç evliya, evet, evliya gücündedir. E, tabii. Bunu yaparsanız başınıza çok şey gelir diye yani bu, arka bu, planda bu var diyorsunuz. Yani bu e, tabii yani bir... neticede yani ha, e... eşinin Tabii. Yani, ee, Hatice Sultan, 5. Murad'ın kızı olarak... Kayınbiraderinin sarayda e, yani, sarayla andayken evet. yanına alıyor evet. Abdülhamid onu Sonra birisiyle evleniyor, Ali Vasfi Bey'le evlendiriyor. Ama o evlilik pek e, olmuyor. Hatice Sultan, e, neyse yani orada bazı olaylar oluyor. Bir aşk tamam. skandalı yaşanıyor. Evet, tamam. Ondan sonra boşanılıyor ve bu kişiden evleniyor. Yani... ...Ragıp Bey'in ve Memduh Bey'in erkek kardeşiyle olan... ...ki diplomat, hariciye de bu kişi. Tabii buna paşa dediğim zaman askeri paşa olduğu düşünülmesin. Sivil paşalar, Sivil paşalar da var. var. Ee, o kişiyle yani evleniyor. Paşa gibi evet. Yani e, babası öldüğü zaman da bu yüzden... Ee, Paris sefiri de olan sonradan e, harici nazırı da oldu sonra da son sadrazam olan ha. Tevfik Paşa Beşeyi. o yüzden e, bu çocukların e, hamisi oluyor hı hı. onları e, yetiştiren o özellikle Fikriye'yi yetiştiren e, onun karısı Elizabeth yani o yüzden Alman hanımlar. Evet. evet. İsviçre. İsviçre. Yani. Elizabeth. Ee, ama Al Al Alman tarafından mı bilmiyorum kantonlardan Yok. ama yani İsviçreli. Ee, tabii neticede e çok iyi bir eğitim alıyor. Yani, yani biz konuşan, Türkiye'yi böyle e Hayır yani hayır hem ortalama olarak yani, diyorum ya yani böyle sanki bir baba, sığı, sığıntı baba, erken, falan gibi görüyor. Hayır, hayır, o hayır, insan çok da. zengin. Tak, yani canım, bir sarayla da bağlantısı olan bir, kızı e, zengin evet. bir ailenin kızı ama evet. neden onların yanında kalıyor onu da ee, buradan anlayamıyoruz. Şöyle e, bunların konakları yanıyor. Fatih'te büyük konakları var. Baba öldükten sonra ortakları evet. yani Memduh Bey'in ortakları onlara bir konak tahsis ediyor ta, tahsis ediyor pardon orada kalıyorlar ama sonra meşhur Fatih yangınında o yanında, yangınında evet evet yanıyor. bütün belgeler falan da yani. her şey yanıyor orada o zaman Zübeyde e, Hanım'ın yanına mı sığınmış oluyor e, sığınmış olmuyorlar zaten paraları her şeyleri var yani bir konak yangınıyla e, şey Yok olacak olacak şey değil altın şey, zaten falan. ortakları var zaten para yani e, öbür amca zaten çok kuvvetli yani hı hı. Ali Enver'in falan yani ka, abisi Ali Enver de üç kız kardeştir e, şey söyleyin Fikriye Hanım. Onlara falan bakanlar hem babasının ortağı hem de bu e, paşa. Ama yani, bir şekilde e, evet, Zübeyde yani, Hanım'a yaklaşması ve onun. Evet birlikte, ama Zübeyde Hanım onu hiç sevmez. Sevmiyor. Hiç sevmiyor. Yani bu aralarında büyük bir nefret var. Makbule Hanım da sevmiyor. işte bu sebepten dolayı. Ha. Çünkü e, herhalde biraz annesiyle ve şeyle kendisi onunla kendilerini aynı statüde görememiş. Yani ha, olmamış böyle yani. bir. Daha kompleks falan mı var? Evet, taşra ve ayan. Ha. Yani o daha e, üst bir sınıftan kendileri daha Biraz taşlardan. öyle görmüşler ha. kendilerini. Yani artık o bir İstanbul'lu ve şey ve artık bir paşa var ve bir sultan eşi. Yani damadı Şehriyari gibi evet. Yani sonuçta bir sultanın kızı kızıyla ya, ev, evlenmiş? Yani tabi yani o onun yeğeni yani neticede Zübeyde Hanım'la Makbule Hanım hiç e, yıldızları barışmıyor onunla. Yani e, Mustafa Kemal'in Fikri Hanım'la aslında evlenememesinin sebebi e, Zübeyde Hanım. Onun verenden yani ölmesine sebep olan da Fikri Anladım. Zübeyde Hanımdır. Yani o olmasaydı belki evlenebilirler ve çok mutlu olabilirlerdi. Yani o tamamen ayrı bir şey. Ayrı bir konu. Ama birincil etken Zübeyde Hanım'dır. Zübeyde Hanım tam bir Taşra annesidir, kayınvalidesidir. Rumeli. Evet e, Rumeli. Tam Aliye Ronda'nın kaynağında. Rumeli Müslümanlığı var. Filmlerde. Ama çok zeki bir kadın. Bakın bunu söylemek lazım. Yani ayağından ve hakkında bir sürü dedikodu var. O dedikodulardır. Hiçbiri doğru değil. Ben açıkça söylüyorum şimdi buradan girmeyeceğim. Zaten bir takım böyle sahte belgeler sahte falan Sahte belgeler var, tiyafeti, bakın onların onlar... hiçbiri doğru değil. Ee, ve doğru ben size biliniyor. açıkça söylüyorum Ayan'dan çok zengin bir ailenin kızı e, ve e, gerçekten kocası Ali Rıza ile e, ortak ev sahibi. Hangi kadın o devirde mülk sahibi olabiliyor kocası? Yani tapuda ortak sahip olarak evleniyor. Yani bu öyle kolaydı. Yani gerçekten onun kudretini, kuvvetini, zekasını gösteren bir şey. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak evet. lazım. Hani ben e, onu söyleyeyim. Ne İsa'ya ne Musa'ya pek yarar, yaranamıyor. <laughs> bazı söylediğim daha oh, var efendim Atatürk'e laf söylüyor da. Bazı da korkuyor anlatamıyor oluyor. Üstünü kapatmaya çalışıyor diyor. diyorlar. Evet üstünü evet. öyle diyorlar. Halbuki öyle değil. Öyle bir şey yok. Neyse o. Hı, hı. Yani ben yalan olmaz çünkü dün bunu doğru doğru söylemek lazım. Şimdi hı hı. kimsenin günahına giremeyiz. Bu kadın da öyleydi diye. Şimdi olmaz, ben yakışıklısız. E, Zübeyde Hanım'la ilgili 3 hizmette bulundum. Yani bir e, tarihi gerçeklerin ortaya çıkması adına birçok başka konularda da başka kişilere bunu yapmaya çalıştım ama Zübeyde Hanım'la ilgili ben e, dergide Derin Tarih dergisinde yani bu elinde gördüğünüz bu sayıda değil ama bunun daha önceki sayılarından bir tanesinde bir antikacı dostum biraz hem soluklanmış olun ben de bu arada birkaç şey söyleyeyim antikacı dostum çağırdı beni dedi ki sana işine yarayacak bir malzeme geldi bana atladım gittim bir pirinç levha Hı. ve üzerinde rika hattıyla bir yazı bir okudum Zübeyde Hanım'ın vasiyetnamesinde yapılmasını istediği çeşmenin kitabesi. Bu şeyi benim ayırdığım şu parayla benden sonra e, üç tane çeşme yaptırın diye bir e, vasiyette bulunmuş. O çeşmelerden bir tanesi yapılmış ama çeşme nerede onu bilmiyorum. Sadece o pirinç hı hı. Hı hı. kitabı şöyle şu büyüklükte fotoğrafını çek dedim. Dergide yayınladım. Bakın dedim bu bir belgedir. E, çeşmenin yapıldığını en azından biliyoruz ama çeşme ne olmuş onu e, tespit etme imkanım olmadı. İkincisi e, iş yapımına galiba Latife teyzenizin e, öncülük ettiği bir mezar taşı Aa, var. Evet, evet, Osmanlıca evet. tarih yazıyla Mustafa evet. Kemal Paşa'nın e, valideyi muhteremede ruhuna El Fatiha diye bir taş var. Bu taşı nerede buldum? İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposunda buldum. Evet. Bakın ben yani eleştirel bakan, yani Mustafa Kemal'e de eleştirel bakan birisiyim ee, ve araştırıyorum. Yani baktığım zaman bakın Nutuk'ta e, Gazi Osman Paşa'ya başkomandan diyor 1897 Yunan Harbi'nde. Hatta işte getirdim, orijinallerini de getirdim. E, bu da başkomandan e, olduğunu söylüyor. 1897 Gazi Osman Paşa başkomandan değil. Bakın e, ortak dostumuz Metin Hülagü'nün Gazi Osman Paşa kitabında burada ne yazıyor? Gazi Osman Paşa'nın müfettişlik göreviyle hmm. e, Yunan Harbi'ne gönderilmesi. Orada baş kumandan değil baş müfettiştir. Ama kimse tutukta böyle yazılmış bir şeyi, hatayı, maddi hatayı düzeltmeyi cesaret edemediği için maalesef Türkiye'de tarihçiler çok korkak. Bunları ben ortaya çıkarıyorum ama bir e, şeyde de Zübeyde Hanım meselesinde de git şey yaptım, araştırdım ve o depoda bekliyor. Dedim ki bu depodan niye şey yapıyor? Bunu dışarıya çıkartın yani bir görünecek teşhire çıkartın. E, hocam çıkartalım ama dedi. Biz arkeoloji müzesiyiz. Yani bin yıl, Koyacağız, iki bin tabii. yıl, üç bin yıllık eserler var burada. Bu da 80-90 yıllık bir eser. Bunu çıkartalım fakat siz yine bunu başka bir müzeye, uygun bir müzeye kaldırılması için bize yardımcı olun Bizim diye. De, evet. Onu da teşhire çıkartan benim. Üçüncüsü de bu vasiyetnameyi 1967'de bir Atatürk Ansiklopedisi yapılıyor. Orada yayınlanmış, oradan buldum, tam metin çıkarttım, yayınladım. Ve bunun üzerine e, şu an Bakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bey bu işin peşine düşmüş. O aileyi Cemal diye bir akrabası var, e, şimdi soyadı aklıma gelmedi. Ailenin ismini yazmıştım, gitmişler bulmuşlar. O vasiyetnamenin orijinalini devlet ele geçirmiş. Şimdi bunları yapan insana vay sen <laughs> e, işte annesine küfür ettin, şu yaptın, bu yaptın. Ya ben kendi çocuğuma bile ulan dememiş birisiyim. Niye bunu şey yaparlar? Ama maalesef Türkiye'de işte bu söylediğiniz gibi e, bu taraftan böyle uydurma şeyler e, yapılıyor, isnatlar vay. yapılıyor. Bu taraftan da vay siz işte e, küfür ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. Kardeşim hakaret değil. İşte bu Belgelerde yazılan şeyleri biz ortaya koyuyoruz tıpkı sizin yaptığınız gibi. Dolayısıyla şimdi sizin Fikriye Hanım bir kere soylu bir aileden geldiğini söylediniz ve Mustafa Kemal ile evlenmesine bizzat Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım'ın karşı çıktığını ve bu yüzden evlenemediklerini açıklamış olduğunuz Bu bakımdan bir katkı Yapılmış oldu ama. Yani e, Zübeyde e, Hanım e, onun ablasıyla evlenmesini Atatürk'ün istemiştir. Hatta Ali Enver'in de e, Makbule Hanım'la e, evlenmesini istemiştir. Buna da Atatürk karşı çıkmış. Ben evlenmem diye. Yani Fikri Hanım'ın ablasıyla mı? Evet. Çünkü o daha mülayim. Ha, bak bunu da ben ilk defa duydum. Evet o daha mülayim, daha şey yani daha e, e, herhalde Zübeyde Hanım'a da daha e, nazik davrandı. Hmm. E, ama Fikriye Hanım'ın o şekilde davrandığını e, söylemek mümkün değil. Çünkü o da dik başlı yani Mustafa Kemal'in hangi tür kadınları sevdiğini de buradan anlıyoruz aslında. Hmm. E, yani daha böyle e, kuvvetli, kudretli, lafını sakınmayan. E, kişi da kadınları seviyor. Latife Hanım da öyle bir kadın. Evet, yani aynen öyle bir kadın. Yani ve, verem olmamış olsaydı ve annesinin e, bu kadar olumsuz bakışı olmamış olsaydı Fikri Hanıma e, muhakkak ki Mustafa Kemal onunla bir izdivaç yapabilirdi. Hı hı. E, hoş, kendi anneannem şöyle demişti bu konuda. Yani ne, e, bunların hiçbirisi yani ben dahil e, Mustafa Kemalle yapamazdık. Ona benim annem gibi yani Adeviye Hanım gibi kayınvalidesi gibi. Evet yani Mustafa o daha Tanzimat de, kadınıydı dedi. Hı. Yani dik dikleşmeden yani dik dehmeden dik durmak ama ezilmemek. Hı -hı. Yani daha idareci, daha daha şey. Yani vur kafasına al lokmayı da değil. Yani Fikri Hanım da eee Veremli ve Zübeyde Hanım'la olan kavgasından ötürü Hı -hı. E, çok pasifize oldu. Çok çok rahatsız oldu. Dolayısıyla hastalığı arttı. Zaten en küçük kız kardeşleri veremden vefat Hı -hı. ediyor. E, dolayısıyla orada e, Mesela Kılıç Ali'nin anılarında falan hep vardır. Yani Zübeyde Hanım e, üçüncü kişilerin önünde, oğlunun önünde o mesela duyabileceği şekilde hatta onun önünde. Yani bu kızı alırsan tabii fikir bu kızı alırsan iki elim yakanda olur. Ahirette bile işte e, iki elim yakanda yakanda kalır. İşte günahımı ver şey yapmam bu kıza. Eee cesedimi çiğnemen gerekir şeklinde. Bu kadar. Hmm. E, yani davranışı budur Zübeyde Hanım'ın fikri hanıma. Şimdi e, artık yani sabır taşı olsa çatlar. Bu, e, onu da anlıyorum. Oğlunu çok genç, e, geç bulmuş bir anne. Bir sürü... Bir e, tabii kısırcı, yani askerliğe... Bir, bir de ölenler Karim var. Böyle Bey'le evlendiği zaman evden kaçmış... E, gelmemiş eve. Yani üvey babasını benimseyememiş e, Sonra ha, benimseyememiş. daha. Benimsiymemiş tabii bu çok e, önemli bir şey. Dönmüş. Hatta, Gerçi Sonra araları düzelmiş yani. Mesela 10 Kasım e, şey 10 Kasım diyorum. E, anneler Günlerinde hep şey derler. E, işte sen bir evlat doğurdun, o bir millet yarattı diye Zübeyde mı? Ben mesela buna karşıyım. Biyolojik ha haricinde e, bir anneliği yoktur onun. Şu onu yetiştiren halasıdır babasının e, kardeşidir o da eniştesi onlar yetiştirmiş yani genç Dima Mustafa Kemal'i babası da erken öldüğü için askeri oku sırasında yani o, o şeye giderken yetiştiren kişi ve ona empoze eden o düşünceleri e, temeli e, babasının e, kız kardeşi ve eniştesidir Dolayısıyla çünkü annesinden üvey babasından, nalan babasından iyi falan filan dedi. elde etmedi yani almadı. Öncelikle onlara teşekkür etmek lazım. Yani Mustafa Kemal eğer bir ülkeyi kurtardıysa öncelikle halasına ve enesçesine teşekkür etmemiz gerekiyor bizim. Şimdi peki Latife Hanım'la Zübeyde Hanım'ın arası iyi miydi? Evet yani o evlenmesini istedi mi? TTK'daki belgelerde onunla bir tanışmasını... Çok kısa bir ve... şey, e, önce vefat etti yani evet. düğünden önce vefat etti. Evet yani orada kalıyor yaklaşık olarak bir aya yakın e, bir süre. E, İzmir'e geliyor ve İzmir'de e, kalıyor. E, orada tabii çeşitli olaylar meydana geliyor. Yani e, mesela onun en önemli bir tanesi e, Fuat Bulcan'ın karısı... Şöyle yap, böyle yap, büyük hanımın gönlünü kazan diye nasihat verirken e, yürüyemeyen Zübeyde Hanım yürüyerek oraya gelmiş. E, kopu dinlerken Dunu e, duyuyor ve diyor ki ne konuşuyorsunuz diyor. İşte şöyle böyle falan filan sonra diyor ki kızım diyor nasihat istiyorsan diyor ben sana veririm. El alemin aklına ihtiyaç yok diyor. Hı -hı. Yani Bulcan'ın karısına. yani ona da azarlıyor. Sonra artık oğluna anlatıyor ama tabii kendi bildiği oğlunu. Yani Mustafa artık Atatürk ya da yani Gazi Paşa artık o Mustafa değil. Yani onu açmış yani Kemal yani Kamil olmuş yani çok değişmiş kendi kendini yaratmış bir adam zaten yani sonuçta Mustafa'yı da reddetmiş biridir isim olarak yani dolayısıyla. Sonradan isimden çıkartıyor. Yani ben evet, tabii tabi. katılmıyorum ama yani bu yani, ve düşünce e, olarak. Yani evet. artık onun Mustafa'sı o değil yani. Hı hı. Öz belki temelde çok derinde o olsa bile o değil tabii ama o o anlatıyor. Ve meşhurdur. Yani sen diyor e, erkeğin okumuşu kadı, kadının okumuşu cadı olur. <laughs> yani sen, işte, sen tipik bir kaynana. tabii yani şey, sen diyor cadı olma. Diyor. Yani Avrupa görmüşsün işte mesela Asım Paşa'ya yazıyor. Yani Asım Paşa'nın mektuplar var, şeyler var. Hatta Rauf Orbay'a falan da, Fethi Bey'e de okuyor annesinin yani mektuplarını. Avrupa' ee, görmek başka bir şeymiş, al bu kızı'' diyor. Hmm. E ''Çok mutlu olursun'' diyor. Bunları mesela Rauf Orbay falan kendi anılarında yazıyor. Yani özellikle bu e yazılan bir şey, yani anlatılan bir şey. E ve bu konuda gene çok güzel bir mektubu var. E ee, bulabilecek misiniz? Tabii Bir araya gidelim ondan sonra. İsterseniz aradan sonra. Evet, bir araya gidelim. Yani bu eee Hanım Zübeyde Hanım tarafından beğeniliyor ve evlenmesi e, e, isteniyor. Evet. Yani, yani zorluklar olduğunu farkında. Ama e, oğlumu ancak böyle bir kadın kaldırabilir gibi bir gibi şey, evet bir şey var. E, Zaten okuyacağım şeyde de. onu dinleyeceğiz. Evet, bu gün e, önemli hususlara değiniyoruz. Tabii ki e, aileden birisi olduğu için o e, anlattıkların hepsi de yazılı şeylerin çoğu istinad etmekle birlikte bir kısmı da bu a, her ailenin içinde olduğu gibi bir takım bilgiler vardır. Bunlar e, başka bir yerde bulunmaz. Yani o bakımdan e, Sadık Bey'in bunları anlattığı hususlara ben e, dikkatle dinlemenizi e, tavsiye ediyorum. Gerçekten de bu kadar şeyi böyle toparlayıp konuşacak bir <laughs> ikinci kişi galiba yok. Zor, e, kolay da değil toparlaman. Evet, Bak, süren de siz, terledim. Sadece duyarak değil bir de bunları okuyarak ve bir... Çünkü ben sizi bir arşivcilik e, kongresinden çıkışta tanımıştım. Evet. <laughs> Orada buluşmuştuk yani evet. bu işleri de takip ediyorsunuz o açıdan söyledim. Evet e, değerli seyirciler bugün e, son bölüme gireceğiz birazdan. E, merak ettiğiniz soruları soracağım. Şu mektubu okusun ondan sonra çok sayıda soru geliyor şu anda peş peşe ve ekranın sağında görülen 774 28 91 533 numaraya sorularınızı gönderirseniz biraz sonra kısa bir aradan sonra onları kendisine soracağım ama bize şöyle bir soluklanmak için müsaade edin. Efendim tekrar birlikteyiz ve son düzeye girdik. Aslında bu zamanı nasıl geçtiğini de pek ben e, anlayamadım. Çünkü çok detaylı, çok e, ayrıntılı ve delillerle ortaya koyuyor değerli misafirimiz Sadık Ökebey. Sadık Ökebey televizyonlarını yeni açanlar için söyleyelim. E, Mustafa Kemal'in iki buçuk yıl evli kaldığı Latife Uşaklıgil'in kardeşinin torunu oluyor, kız kardeşinin torunu kız kardeşi tabii ama bir de erkek kardeşi de var. Onu da konuşacağız. Evet. önce şu Fikriye meselesinde bir cümleyle Fikriye neden öldürüldü öldürüldüm ya evet, um, intihar mı etti? Onunla ilgili. Şöyle yani Fikriye... E, Fikrinizi alayım sonra bu maalesef, Maalesef intihar etmedi. yani Fikriye Rusuhi Bey, ser yaver. Fikriye Hanım öldürüldü diyorsunuz. Yani öldürülmedi. o şekilde sö söylemek yanlış olur. Ya, ee, i̇ntihar etmedi diyorsunuz. O zaman nasıl ama oldu? Ama kazara maalesef Rusuhi Bey, ser yaver Fikriye Hanım'ı tanımaz. Çünkü onun zamanında orada değil. Yani geldiği zaman değil. Ve Kılıç Ali'nin anılarında da belirttiği gibi geldiği zaman iki silahla geliyor ve tuvaletten çıkmıyor. Bunun üzerine çıkartın diyor fakat oradakiler diyorlar ki bizim söküklerimizi diken yemeklerimizi yapan hı hı. hastayken bize bakan bir yani biz yapamayız bunu diyor. Bunun üzerine Serya ve Rasuhi Bey giriyor ve orada görüyor ki iki tane silah var elinde hı hı. dolu yani şimdi tabii bunun dolu yani bunu kılıca üzerinden. Doğru olup olmadığını yani, bilmiyoruz, bilemeyiz. Yani. Ama bir tanesi İsmet Paşa'ya getirdiği hediye bir silahmış, Alm yani Almanya'dan Münih'ten almış. Bir tanesi de ona zaten İsmet Paşa'nın kendini koruması için daha önce verdiği bir silahmış. Fakat Rusuhi Bey, yani bizim bildiğimiz Rusuhi Bey'le e silahları almak için Rusuhi Bey uğraşırken e silahlardan bir tanesi kazara patlıyor ve vuruluyor. Yani dediğim gibi yani özellikle Rusuhi Beyonu vurmuyor. Sizin bilginiz bu yönde. Evet, evet, ya bunu da çok iyi biliyorum çünkü 40 defa anlatıldı bize, yani öyle. O aile içindeki bilgi bu şekilde. Evet. Yani e, bu gibi şeyler çünkü bize anlatılır çünkü bir sonraki nesile e, aktarmamız gerekiyor aile içinde. Çünkü hı hı hı. konumdan dolayı bilmek zorunda genç nesiller bu meseleleri. Yani kasti bir şey değil ama intihal da değil. Yani anneannem zaten e, çok üzülmüştü değil. Fikriye belgeseli yapıldığı zaman konuşmadı. O zaman te teklif gelmişti, e, siz de bir şey söyleyin diye. Ta tanıdığımız bir gazeteciye sorduk, önemli bir gazeteciye. E, o zaman e, akrabalığımız da var, Metin Toker'e sorduk. E, onlar dedi ki polemik olur, karışmayın dedi. Ve anneannemin e, sonradan bana söylediği şu şey oldu, hayatımın en büyük hatasını yaptım dedi. Hı hı. Çıkıp konuşmalıydım dedi olan olaylar, evet. anlatmalıydım dedi. Yani evet. e, Fikriye Hanım e, bu şekilde e, kazayla öldü yani ve tabii örtbas ettiler, e, intihar etti dediler. E, Rusuhi Bey'e de e, bir ufak ceza verildi ama e, yani bilerek ve isteyerek öldürülmüş değildir e, Fikriye Hanım. Evet. Ama tabii Latife teyzemle Mustafa Kemal bu olayın üzerine çok ciddi kavga etmişlerdir. Annesini babasını çağırıp boşanmaya kadar e, istemiştir Latife Teyzem. Evet. Şimdi tabii çok e, önemli başlıklar var. Şimdi Latife Hanım boşanıyor. E, bir erkek kardeşi var Latife Hanım'ın. E, Münci, evet. Münci Bey de. 1932 yılında Tokatlıyan otelinde ölü bulunuyor. Emniyet eee müdürlüğü intihar ettiğini söylüyor fakat aile bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Şimdi bir böyle bir olay var. Bir de 1937 yılında Vedat'ın Tiran'da, Arnavutluk'ta sefarette çalışırken evet. orada e, yine intihar mı? 39 ölmemiş. Şimdi bu iki, değilim ama Vedat için 37 galiba. 37 de olabilir. Yani, 39'u ben sanki Atatürk vefat ettikten sonra diye hatırlıyorum yani, ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Bakabilir arkadaşlar. Belki e, de 37'dir. Evet, evet. yani, yani 37 civarda yapıyorum. olan. Evet, şimdi şey. bu iki olay var. Yani iki ölüm olayı. Latife Uşaklı Gir'in birisi kardeşi, birisi kuzeni oluyor değil mi? Şey olan. Evet kuzeni. Evet, e, Vedat. Olsa e, Vedat. konusunda çok da soru var. Önce Uy. Münci'yi anlatayım. Münci kısa kısa... hemen Münci'yi evet. geçeyim. Ee, yani Münci Bey Ankara'da siyaset okuyordu. Hatta Adile Ayda, Türkiye'nin ilk kadın senatörü. Onun çok yakın arkadaşıydı. Tabii çok... yazısına da ben rastlamıştım. Evet, bir Adile oldu. Ayda evet, anlatıyor zaten. Evet. Çok hayret ediyorlar yani e, Münci'nin intihar etmiş olabileceğine yani Adil Aydın'ın da yani yanda ki o da çok iyi yetişmiş çok kültürlü bilgili şey. Evet o, öyle o. yani ve Cumhurbaşkanı evet. olmak e, hevesinde yani Latife de onu yetiştiriyor zaten hmm. Mustafa Kemal de bunu söylüyor bir baloda Adil Aydın'ın evet. olduğu bir baloda evet. hatta Mustafa Kemal diyor ki ben çok severim kucağımda e, otururdu diyor e, Latife ile evliyken diyor evet. e, çünkü küçük. Bir, e, dur Yani 10 yaş e, fark var e, şeyle. Yani o zamanlar 10-11 yaşında olması lazım ev, evlilik sırasında. Evet. tamam e, Ve tokatlı yanda maalesef e, ölüyor. Bunun sebebi birisi onu vuruyor. Ama bunun da e, <laughs> yani e, sebebi bir kız meselesi. E, Atatürk'ün yakınlarındaki bir bey... Bey'in e, ilgi duyduğu bir kızı e, kızı e, Münci e, beğeniyormuş ve böyle bir sevgililik durumu varmış. Ha, o bey e, karı kız e, vukuatları çok olan biri e, ve e, Çankaya silahşörlerinden birisi mi? Tabii tabii Çankaya silahşörlerinden bir tanesi. Yani Recep Zühtü. E, çünkü biliyorsunuz metresini de vurdu. Evet. E, sonra e, deli raporu alındı. Mahkemeye çıkmadı ama ve lakin e, milletvekili devam etti Münci'yi de mi Recep Sühtü'nün vurduğunu Recep Sühtü vuruyor evet. Bu, Yani e, o zaman en. emniyet müdürü sonuç o. E, Yani benim e, öbür taraftan büyük dedem Süreyya Paşa'nın oğlu Atıf Bey Emniyet müdürünün çok yakın arkadaşı o bir fiil e, bunu emniyet müdüründen öğreniyor ee, ve aile bir mektup yazıyor e, paşaya cezalandırılması için ama cezalandırılmıyor. Hı hı. Yani Recep Zühtü hanımlar konusunda böyle vukuatlı biri. Zaten e, meşhur Refet Süreya olayında da hı hı. E, Fahrettin Altay Paşa'nın yazdığı evet, gibi anılarında... e, Atatürk'ü e, bazen bayan arkadaş e, evet. Yani Refet e, Süreya'yı bulup getiren bu, evet, Recep Zühtü ve, ve Mecl işte Mecl Mecl Boy Boysan. Boysan. Evet Fahrettin o, Altay Paşa da çok güzel evet, yazmış. Böylece bu devlet işini evet. de e, büyük bir zarafetle hallettiler diye alay etmiş yani. e, Fahrettin Altay. Yani. Bu Mecdi Boysan öyle enteresan bir de bu, ki Makbule Hanım'ın Hanım kocası. Makbule Hanım'ın bir dönem kocası Bir oluyor, dönem evet. kocası yani mesela tayinlerde falan e, Paşa'nın en zayıf olduğu anları çok iyi bulan biridir. Hmm. Yani mesela annesi öldüğü zaman İstanbul'dan gelip hemen ee, şey, oradan gelip annesinin ölüm haberinden sonra e, trende e, tayin imzalatmış. Böyle öyle bir adam. Evet. Yani evet. etrafında bakın böyle da adamlar da bir şey, bir var. Bir şey sonra. Ben evet. Ben size şunu yalnız okumak istiyorum. Herkesden önce. E, bakın, e, bu bir bey, e, o zamanın şeysi. Yani Belge ile konuşmak lazım. Evet. Belge, nereden belgemiz? E, belgemiz sonra söyleyeceğim. Eyvallah. Peki okuyun. <laughs> <laughs> Biraz merak, merak ettiriyorsunuz. <laughs> e, merak etmeyin. İyi bir televizyon programcısı olursunuz. Aa, beraber <laughs> program yapalım. <laughs> e, şimdi e, bir grup Atatürk'ün etrafındaki bu kişilerden çok rahatsız oluyor. Ve bunu şikayet ediyor etmeye karar veriyorlar. Aralarında toplanıyorlar ama Mustafa Kemal'in orada bir casusu varmış. Ondan öğreniyor zaten çağırıyor. Ve diyor ki siz diyor böyle böyle bir toplantı yapmışsınız. Hmm. Söyle bakalım diyor çocuk. Yani ne konuştunuz diyor. Adam da açık sözlükle söylüyor. Paşam diyor sizin etrafındaki bu kişiler çok kötü. Yani e, biz bunlardan rahatsızız. Bakın diyor ki. Bak bana bak oğlum bu dediğin senin doğrudur. Bu serseriler etrafımda ama bakan lazım olduğu zaman sizden mi seçerim onlardan mı seçerim? Hepiniz bakan oluyorsunuz başbakan oluyorsunuz sizden seçiyorum onlardan seçmiyorum. Sefir lazım olduğu zaman sizden mi seçiyorum onlardan mı seçiyorum sizden seçiyorum. Ama diyeceksin ki o halde bu adamlar ne? Hah onlar da bana yarar. Çünkü benim yanımda yakınlık o kadar kolay iş değildir. Ve siz bu işleri yapamazsınız. Onun için hiç üzülmeyin, kurtarmayın da beni. Gene bu serseriler benim etrafımda kalsın. Çünkü ben bunlara bağırırım, çağırırım. Önüne bir şey atarsın, işte geçir, geçinir gider. Hatta bunların demiş. Aynen, aynen böyle, böyle bir şey atarsın. Ben yarın gözlerimi kapayınca da sokakta kalmalarını da istemem. Onun için bunların bir şeyler yapmasına da yardım ederim yahut göz yukarı gelirim, evet. Şimdi bunu e, yazan kişi öyle Rıza Nur falan değil. Hı hı. Bunu evet. söyleyen kişi Cemal Hüsnü e, Taray mı? Taray Taray. Ee, Lozan Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Ben Büyükelçiliği ve Ziraat Bankası Genel Müdür Muavinliği yaptı. İkinci ve üçüncü dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gümüşhane ve Bolu Milletvekili yaptı. Bu e, Atatürk'ün etrafındakiler ve bunu kitaplaştıran kişi de Ari İnan. Arı Ahmet demiyorsunuz. İnan'ın Arı, Arı demiyorsunuz. Ari diyorum. <laughs> yani doğrusu o mu? Bilmem ben öyle biliyorum. Ama belki arı inandır. Evet. Yani arı inan. Yani Afet inanın çocuğu. Kızı. Evet kızı. Yani netice itibariyle ve e, Cumhuriyet'in e, kurucu kuşağıyla mülakatlar. Üstüne üstelik Türkiye İş Bankası yayınları. Hmm. Şu an piyasada olan bir kitap bu. Piy İş yani eskiden evet. belki vardı şimdi var yani şimdi bunu niye şey yaptım ya gün etrafındaki bu insanlar bu ve Paşa da bunu biliyordu hı hmm ama adama da söylediği gibi önüne bir şeyler atarım. Atarım onlar da bunu İka şey yaparım. Bak ve... bakan olduğu zaman onlardan seçmiyorum. Hı hı. Evet. Yani e, hı hı. ama bu insanlar Latife teyzemin evliliğini bozdular. Hı hı. Çünkü çok fazla e, Latife teyzem bu kişilerden onu kurtarmaya çalıştı. Hatta Avusturya evet. Maslahat Güzarı, şimdi Vedat'a giriyorum. Avusturya Maslahat Güzarı, e, boşanma kavgasından sonra e, Avusturya Maslahat Güzarı bunu e, kriptoyla e, bakanlığa çekmiştir. Açıklanan belgeler, yani gizlilik şeysi kalktığı zaman açıklanan belgelerde bu var. E, Latife Hanım, kocasının etrafındaki bazı kötü niyetli kişilere karşı e, müdahalede bulunuyordu. Kocasını koruyordu, artık bu görevini yerine getiremez. E, boşanma kaçınılmaz diyor hmm. çünkü o önemli bir şey bakın e, bu mevhibe kitabını herkes biliyor bu Gülsüm e, Tabii Gülsüm Bilge kitabı, Hanım. evet Metin Toker'in kızı Metin Toker kızı. Özden Özden torunu Toker. yani evet. mevhibe hanımın torunu, Torun, torunu evet. Yani burada aynen e, Latife hanımla ilgili e, genç kadın Latife hanım o güne kadar hanım elinin değmediği Çankaya köşküne kibar bir düzen yerleştirmiş tabi fikriyeyi yok sayıyor eğitimsiz köylüleri birer saray garsonuna çevirmiş. Başlarına gene saraylardan kalma bir habeş kalfa getirmişti. Latife Hanım'ın otoritesi Mustafa Kemal'in dağınıklığın rahatlığını alışmış bekarlık arkadaşlarını rahatsız etmeye başlamıştı. Diyor. Ondan sonra onların tepkilerini... Paşa çok üzülmüştür boşanmadan sonra. Evet. O kadar ki erti üç gün boyunca ağlamaktan kara gözlükle dolaşmış. Mevhibe Hanım. Hayır İspet Paşa. Boşanma haberine. Evet o e, Latif Hanım'ın mektupları da var kendisine. Yani bu ya kendisine çok... evet yani yazılmış mektuplar da var. Üzüldüğünü şey yaptığını evet, Ama sonra izin ama... alıp zaten Paşa'dan evet. e, görüşmeye devam ettiler. Yani Ömer'in Amerika'dan, Ömer'in önünün, yani Ömer, Amerika'dan, Ömer, yani Ömer e, Amerika'dan bile telefonları vardır Ayas Paşa'ya. Hatta Latife Tezhan şey yazıyor. Ömer beni aradı Amerika'dan çok mütehassıs oldum diye. Evet. E, ama o yani şeyle, söylemek öyle. istediğim bu. Rahatsız, yani, rahatsızlar bunlar. Kavgasının ha. olduğu gibi yani o gece o boşanmaya sebep Vedat olan Vedat Musakli gide geliyor ha. Çankaya Köşkünde çalışmaya evet, başlıyor. Yani Avustralya, Avustralya diyorum Avusturya Maslakatcısı Amerikan Maslahat güzarı bile yazmış bunu hı hı. etrafındaki bu kişileri karşı artık Paşayı koruyamaz diye. Hı hı. Yani. Burada. işte onların ben, mı kurbanı yani, oldu. Ağrı veya ağrı <laughs> inan. E, belki ben ağrı ırk. O zamanlar biliyorsunuz çok <laughs> şey abi, ondan o. Ondan mı isimler. koydu acaba diyorsunuz. E, o yüzden konmuş olabilir düşüncesiyle Güneş ben hiç aklıma gelmemişti siz ağrı diye ne kadar. E, ben o şekilde almıştım. Hmm. A, yani öyle kalmış benim aklımda onun için Eyvallah. Öyle Şimdi ya. o zaman e, Vedat meselesinde yani Münci e, Bey'in recep süt evet, tarafından evet, adlandırıldığı bir bir genç gibi bir, kadın yüzünden. Şeyiniz, bir, bir kadın bir, bir, bir yüzünden. Aynı kad evet, kadını yani sevmelerinden dolayı. Istiyorum tamam istiyorum. o şey peki Vedat meselesinde e, <laughs> ailenin ve sizin görüşünüzle çünkü yani bakın burada başka buradan, görüşler de var burada elbette ama ben burada özellikle sizin görüşünüzü. Bakın burada e, ilk başta zaten okudum. Istiyor. Yani hatta iyilik maksadıyla eve aldığım kuzenim dahi aleyhime çalışmış diyor. Yani Gittikten sonra ben. Hmm. yani Şimdi demek ki... Yani boşandıktan sonra... Boşandıktan sonra değil. İzmir'e gönderildikten yani, tamam. sonra. Evet. Ee, yani o kavga kopuyor. Tamam eyvallah. Ondan tamam. sonra yani o e, bazı kişilerin e, anlattığı şekilde Vedat olayı olmamıştır. Hı -hı. Olmadı. Yani bunu... isim vermeyelim ama... Evet, evet. isim vermiyorum. Yani bunu e, ne... Yani Rıza Nur... ...run yazdığı ki Rıza Nur benim... ...ailem öbür taraftan Süreyya Paşa'nın akrabasıdır. Evet akrabam. Akrabanız, büyük evet. E, muhalif. Ama e, bazen... kini <laughs> aklının önüne geçebilir. Yani deli demiyorum. Öyle bir şey yok. Yani her Atatürk'e... ...muhalif Gayet, eden de deli diyorsunuz. Insan ya diyorlar. Hayır. Ama e, haksızlık edildiğini kendime ...düşündüğü için o da biraz haksızlık... ...etmiştir. E, anlatırken bazı şeyleri abartmıştır. Ama ortada şu var... Olayı zaten Rıza Nur bilmez. Gelip de Latife teyzemden kendi anılarında da yazıyor. Bu laf almaya çalıştım. Hiçbir şey söylemedi diyor. Karımı gönderdim diyor. Yine hiçbir şey söylemedi diyor. Yani zaten Rıza Nur da olayı bilmiyor. Ee... o sırada yurt dışında zaten. Rıza Nur yurt dışında. Öyle mi olabilir Tabii, yani 26'dan sonra artık Türkiye'de değil o 25'ten sonra yani hemen geldikten sonra yani 1925 şeyinde zaten sonra gidiyor, gidiyor ama hemen olaydan sonra geldiği zaman e, yani hiçbir şey öğrenememiştir bilmiyorum yani kitabın da yazdığı Latife teyzemin ağzından veya şundan veya bundan değil tamamıyla kendi e, fikridir kendi uydurmasıdır. Çünkü de burada da dediği İyiyim gibi ama demeyelim tabii yine de e, hayır, hayır bu e, konuda hani, birinci sınıf bir Türkolog'dur, bir, e, bu, bir bu bu söylediğim evet. açıdan yani Türkologdur, büyüktür kütüphanesi, Türk evet. milliyetçiliği ile ilgili falan. Onlar hiçbir diyeceğim yok yani. Evet. Ama e, gerekse İffet hanımı da yani karısı, ak benim akrabam Şükrü Paşa'nın e, kızı. Yani onu da mahvetti. Yani o konulara zaten hiç gir girmiyorum <laughs> ama yani akrabası olan benim Evet. Yani siz benden fazla onu... sizin savunmanız gerekir burada. Evet yani ben hiçbir ee... şey yapmam lazım ama hani ne olduğunu da bu arada biliyorum. Yani e, çünkü her ailede a, a, anlatılır yani şöyledir böyledir diye Yani bir de kendisi de ailesini çok açık bir şekilde anlatıyor İffet hanımın mortu tabii, yani, vesaire yani kendi. yani. Evet yani bu tabii şeyler de ama açıkça... bu noktada e, anlattığı e, şeyin üzerinde yani olan olayların üzerinde mesele şu. Ee, ...bir saat olayından bir kavga çıkıyor. <laughs> ee, İsmail Bey... ...öbür kardeşi Latife Hanım'ın... ...karısı Melahat Hanım'la beraber orada. Bir saat hediye etmek istiyor... ...İsmet Paşa'ya. Lozan Fatihine diye. Mustafa Kemal buna çok kızıyor. Koy o saati... ...cebine diyor. Ee, sen kim oluyorsun ki... ...İsmet Paşa'ya bir saat hediye edebiliyorsun diyor. Olay buradan şu ve bir e, problematik e, kavga halinde Latife teyzem sonunda diyor ki e, içmesini bilmeyen içmemeli diyor. Hı. O zaman karı koca bir tokatlaşmaya ha. giden bir olay yaşanıyor. Şu Elini kaldırması. Elini kaldırıyor. Evet. Yüzünün çizilmesi evet. Yani Mustafa yani ben Kemal çok Kemal'in. Detaylı olarak şimdi evet. anlatmadım. Bu kitabınızda yok diye. E, e, detaylı e, yani, e, söylüyorsunuz evet, onu. E, ama, e, yani bir tokat atma yani, e, hareketi evet, çünkü hareketi var. kocasına yapılan hakaret çok kızıyor. Terk elini kaldırıyor. O sırada o da, yüzüğü evet, Çarpıyor ama maslahat güzarlar bunu hemen kripto olarak diyorlar ki karısından komutanların önünde dayak yedi diyorlar. Evet. Tokat yedi yani dayak yedi değil tokat yedi diyorlar. Yani herkesin önünde. Olay bu. Gecenin başında da zaten olay şöyle bir olay çıkıyor. Piyano çal diyor. Latife teyzem de e, çalmam çok yorgunum diyor. Çünkü sıtma geçiriyor. Evet. E, tedavi ediliyor iğneleri şeyleri var e, çalmam diyor Vedat'a çal diyor Vedat çalıyor da diyor ki bak diyor hata yaptı ama diyor herkese alkışlıyor kimse anlamıyor beni boşuna çaldıracaktın zaten bu halimi He. deyince Mustafa Kemal diyor, diyor ki e, herkes anlıyor bir tek siz anlamıyorsunuz hanımefendi diyor sonra da gidiyor Vedat'ı alnından öpüyor bu da aynen yazılı. Anından evet yani maslahat güzeller bunu da geçmişler. Yani belgelerin gizliliği kalkmış belgelerde bu da. Yani Vedat'la olan olay buradan başlıyor. Hı hı. Ve sonra e, bunlar birbirlerine bu tokat meselesinden sonra e, bunu da mı bana yapacaktın diyor ve terk ediyor Latife Teyzem salonu. O da o terk ediyor ve e, bu karıyı boşayacağım diye hı hı. İsmet Paşa'nın e, şeyine gidiyor. Akşam çünkü tartışma kopuyor. Yani bu olaydan sonra evet. akşam vakti birbirlerine giriyorlar. Yani davet bittikten yani sonra. Olayı bu diyorsunuz siz. Ee, hayır, bu ilk kısmı. Bu, bununla başlıyor. Bununla evet. başlıyor. Boşanma meselesi yani boşanma değil de yani İzmir'e gitmeye karar verildiği anda göndermeye karar verildiği zaman diyor ki e, Latife teyzem zaten ben diyor tahmin ediyordum diyor benim göndereceğimi. O Rıfat Bali'nin mektubunda da var. E, diğer bir mektupta da var orada da diyor ki zaten e, ben diyor bunu diyor şey yapıyordum diyor gönderici ama diyor eğer diyor e, eğer reis Cumhur Hazretleri bu kararlarını ben daha Ankara'da iken bildirseydiler elbette benim haysiyet ve şerefimi daha fazla muhafaza ederlerdi hmm. diyor. Aynı şekilde burada diyor ki ben Evden İsmet Paşa'ya sordum temelli gidiyorsam eşyalarımı ona göre buradaki mektupta da e, alayım Dedim ama hayır 15 gün için gidiniz buyurdular diyor. O zaman diyor ki Vedat'a sen de gel. Evet. Kalma burada. Peki niye gitmiyor Vedat? Vedat da diyor ki babama sormam lazım. Babası? Halit Ziya Uşaklıgil. Amca, meşhur yazar. meşhur e, Aşkı Memnun'un yazarı, Ma'i ve Siyah'ın yazarı. E, Sultan Reşat'ın baş mabeyiniz, mabeyin baş katibi. Bir acı hikayede Evet, bir çalışıyor anlatmaya çalışıyor ve orada da şöyle bir şey var, bir mektup yazdığını da zaten söylüyor. İşte o mektup Mektupten... yüzünden iki aile konuşmadı. Ha. Yani Vedat meselesi o mektuptur. Ama Vedat'ın yaptığı bir şeyden dolayı değil. Halit Ziya'nın yaptığı densizlik yüzünden. Ha, siz ha kabahati Halit Ziya'da buluyorsunuz. Halit Ziya'da. Çünkü Halit Ziya diyor ki, sen diyor e şey e Paşa Hazretlerinin, Gazi Paşa'nın misafirisin. Latife'nin değilsin diyor. Latife'nin akrabası olabilirsin. Ama diyor, şey çünkü hep o hariciyle yükselmesini istiyor. Ee, hatta Vedat diyor ki Bu... ben diyor buradan ayrılayım hari, diyor hariciyeden de istifa edeyim. Osmanlı Bankası'na döneyim diyor. Osmanlı Bankası'na geçeyim diyor. Evet. Ama hayır o harici, harici, harici e ve yazdığı şey de şu mektupta e diyor ki e işte Latife'nin diyor çok ciddi diyor fırtınaları vardır diyor. Kezzap gibi öfkesi vardır diyor. Hatta bunu Salih Bozok da söyler. Ama diyor asıl diyor musibet diyor adeviyedir. Demek ki aralarında bir husumet var Adeviye Hanım'la. Halbuki Adeviye Hanım'la Latife depresif Vedat'a Paris'te bir sene baktılar. Majör depresyon geçirdi Vedat. Bakan Latife ile e, Adeviye Hanım. Ama büyük bir ihtimalle Halit Ziya'nın babası ailenin İstanbul kolunu iflas ettirdiği için ve İzmir'e geri döndüğü için ve Halit Ziya parasız olarak Hacı Ali Efendi'nin konağına gelip onun tarafından yetiştirildiği için bir e, herhalde içinde bir e, problem mevcut olmuş ve onu kusmuş. Bir de oğlunu Anladım. çok severdi Vedat'ı. Herhalde ona da bir ee, şey olmasını... Bir taraftan da e, Latife Hanım onun gelmesini, Vedat'ın saraya gel, şey Çankaya Köşkü'ne gelmesini istemiyor. En baştan istemiyor. E, Halit Ziya ısrar ediyor gitmesi için. Evet hatta e, bir keresinde diyor ki burada e, da şeyin haklı çıktı Latife'nin haklı, haklı Çünkü şöyle anlaşılıyor. Evet, diyor ki e, burada yapamaz diyor. Ama Atatürk de kabul ediyor. Tamam çalışsın başlasın diyor. Fakat diyor ki Latife teyzem e, Halit Siaya ben emri geri aldırdım diyor. Çünkü diyor böyle çok işli gecelerin diyor sabahında diyor e, ne yaptığını hatırlamaz, problem çıkar diyor. Ama bastırıyor Halit Siya gene mektup yazıyor, gene yani. şey yapıyor Mustafa Kemal'e ...Vedat'ı aldırtıyor oraya. Sonra da e, anı kitabında diyor ki keşke Latife'nin dediği olsaydı çalışmasaydı da oğlum ölmeseydi diyor. Ama Mesele şu, bunun etrafındaki kişiler, anlattım nasıl olduklarını biraz önce evet. önce şeyden. Refet Süreyya'nın, yani bulunan kızın. Evet, bu şeyin, evet, Fahrettin Altay'ın anlattığı. Evet, yani Fahrettin Altay'ın anlattığı ama kendi anıları da var. Bu bir Aktüel dergisinde galiba Ya, yani, Aktüel dergisinde evet, evet. E, çıktı. Yani şöyle şurada 65 yıllık sır. Bu da milli kütüphanede 1991 SFB 281. Eyvallah. Ya. Aktüel şey, dergisinde. Yani demesinler sonra hakaret ediyor diye. Ee, orada da var. Bu adamlar diyor beni masada oynattılar. Paşanın sigara içmesi yasaktı. Duman altıydı her taraf. Kafama silah dayadılar. Hı hı. Beni çok ağlattılar karısını da ağlatmışlar. Evet. Şimdi kadının bizi e, bilecek hali yok yani kadın ka, ka, 1900... Oraya kıza bir süre girmiş, bir süre, süre çıkmış. Için, evet. Tife boşandıktan sonra gidiyor. Ama bu adamlar böyle o adamların arasında Vedat'ın yaşaması zaten mümkün değil. Adam büyük dedesine çarçarlar onu. Evet. Adam evet yani Halit Ziya'nın babası da iş adamı değil bir şey değil. O da sanata meraklı bir adam. Evet. Yani mesele budur. O mektubu evet. da maalesef Halit Ziya Anı kitabında şöyle yazdı, dedi ki kim bilir o mektup döndü dolaştı Latife'nin kulağına nasıl gitti. Halbuki o mektup Cumhurbaşkanlığı arşivinde yıllar sonra açıklandı, resmen annesine şeye hakaret ediyor Latife teyzemin. Yani, yani e, dolayısıyla e, o yüzden iki aile konuşmadı. Satmış oluyor yani şeyi Latife Hanım'ın e, en, en zor zamanında. Diyor, o yüzden zaten diyor benim arkamdan iş çevirmiş oluyor diyor. Evet. Hmm. En zor zamanında e, kıza sahip çıkacağını onu büyük satmış ihtimal oluyor. İhtimal Adeviye'ye karşı bir kini var. Çünkü a, a, e, yani Muammer Bey'le çok iyi e, am, kuzenmişler. Ama e, herhalde ondan belki Adeviye Hanım'la evlendiği zaman bu biraz tabii şey oldu. Adeviye Hanım'la ilişkileri problemli oldu. Onun da bir etkisi olabilir. Tabii evet, bir şey söyleyemiyorum. Evet. Tamam. Peki bir izleyicimizin sorusu var. Vedat olayı yalansa niçin yurt dışına sürüldü? Sürülmedi ki. Ee, ve hayır, öldürüldü diye. Burada şey merkezdeydi. Yapışsa, hayır, öldürülmedi. etti. Yani, yani şimdi etti. Çankaya Köşkü'nde ee, bir süre sonra hangi yıl gidiyor şey Tirana yani 1937 veya ben 1939 diyebiliyorum 37 değil mi dışarıya alınıyor evet 37 de yani dışarıya alınıyor ee, tekrar içeri çağır dışarıya alınıyor içeri çağır çünkü Vedat bu konuda yetenekli değil bakın bir kardeşi Bülent Bülent Uşaklıgil. Hı. Bülent Uşaklıgil büyük elçiliklere geldi yani sınırsız derecede yükseldi. Yani ona niye bir problem olmadı yani Halit Ziya'ya biz eğer Vedat'a veya Halit Ziya'ya bir şekilde böyle bir olay olsa o zaman Latife teyzem eğer bir şekilde bunlara karşı bir gücünü kullanıp da bir şey yapıyor olsa çünkü Vedat öyle diyor vardı. yani Latife yapıyor diyor yani beni engelliyor diyor. Hmm. E, Bülent'i niye engellemiyor? Halit Ziya'nın çünkü aslında mektup. Yani o zaman Bülent'i de engellemesi gerekir. Hayır, e, Tevfik Rüştü Aras, Evliya Azade'nin damadı, e, onun ne olduğunu biliyor. Yetenekli değil. Allah. Herkes yetenekli olamaz. O harika bir müzisyen olabilir. Piyano çalabilir ama he, yani, yani... Diplomaside bon ve olabilir. bu alanda yani iyi yetenekli... ama Herkes, herkes evet. diplomat olacak, Şimdi, iş adamı olacak diye bir kural yok. Eyvallah. Diyor. Şimdi tabii izleyicilerimiz de epey bir şey sormuş ve birkaç evet. dakikamız kaldı. Burhan Felek bir yazısında Fikri Fikri Hanım'la görüşmesinde, Fikri nasıl görüşmüş At Burhan Felek? Evet, Latife Hanım'la görüşmesi diyecek burada. Evet. Atatürk'ü bir de sizden dinleyelim diye sorunca Latife Hanım ne anlatayım? Öyle bir anlatıldı ki kimse bana bile inanmaz. Bunun Burhan Felek'in yazacağına Demiş. pek inanmıyorum. Evet, Çünkü Burhan Felek ölümle, öldükten sonra e, harika bir yazı yazdı. Bulabilirler. E, Osmanlı bakiyesi bu topraklarda ikisinin bir arada yaşamasının imkanı yoktu der. Evet. Yani böyle olacağını zannetmiyorum. Ama... E, yani. yani böyle bir şey sorduğunu ve e, Tabii yani bakın bir, bir şey söyleyeceğim. Yani bakın bazı şeyler diyoruz, o zaman o, bir... onları aşıyor. Yani şimdi şey... mesela bazı konu konularına... söyleyeceğim bakın. Diyor ki yani Evet buyurun. Evet. Bir son bir mektuptan birkaç satır okuyun. Yani, ee, bu, evet. bu işi burada Onu bitiremeyeceğiz öyle görünüyor. Ama <laughs> Neyse. Artık... neydi özet olarak anlatın Özet olarak ha, buldum evet. Çok olunca ee... Kolay da olmuyor tabii böyle. Bunları olur. yayınlasak iyi olacak böyle. <laughs> Dağınıklıktan kurtulmuş olur. Ya değil mi bir kitap hali yapalım. <laughs> yapalım. Yapalım. Güzel bir şey olur. Ee, evet. Bakın. Ee, evet buldum. Ee, yani bakın biz niye konuşmadık? Hani hep soruyorlar ya niye şey yapmadık diye. Çünkü bağlıydık. Bir sözle bağlıydık. Hı. Ben bugüne kadar olduğu gibi şimdiden sonra da leh ve aleyhte hiçbir kelime sarf edecek değilim. Benim etrafımdakiler de aynen hareket edecektir. Aynı insaniyet ve nezaketi kendileri ve muhitleri içinde beklemeyi bir vicdan borcu telakki ederim. Hı. Ama yani, o ve muhitleri bu vicdan borcunu hiç yerine getirmedi. Ben sustum, konuşmadım ama onlar her türlü şiddet. Yani diye. o zaman ben ee, yani içki içarı dediğim zaman veya Latife'nin e, yeğeni işte anıları şey yapıyor evet bir tek o ama sustukça devamlı olarak üstüne geliyor artık bir aile haysiyeti diye denen bir şey var evet. dolayısıyla eğer e, bir şey varsa e, bu yani onun etrafı hep kötüledi şirret cadaloz şu bu bakın burada gene evet. diyor son, ki Son bir dakikaymış bu arada e peki İzmir'de yani doğduğum, sevdiğim, evlendiğim ve nihayet felakete uğradığım odada sabahın akşama kadar sakin sakin ağlıyorum. Babam bu hale tahammül edemedi, beni zorla İstanbul'a getirdi. Eğer kocamı sevmeseydim belki çabuk müteselli olurdum. Fakat kendimi çok yokladım. Bütün tahkiramız ve acı muamelelere rağmen ona karşı beslediğim derin aşk bakidir. Evet. Yani bununla bitireyim. Evet bitireyim, yani, bitireyim yani, ama evet. bu burada yayınlanan şeyde de biraz o hayal kırıklıklarını evet. falan çok e, net e, anlatıyor. Ya orada o, evet orada yani kızdığı noktalar var ama sonraki... burada tabii bunu söyle yani bu şunu de? diyor. Bakın diyor sana koca demeden önce ben anana anne dedim. Ve ölüm yatağında onun derin hissi muhabbetle, ebedi bir sadakat ve merbudetle hakiki bir evlat gibi vekilin olarak kalbime bastırdım. Artık mezar taşını bile Bana o bunu yapma diyor, hmm. boş yani bo boşanma diyor. Ama, bir e, o maalesef olduğunu. o kadın evet. e, ve Recep Zühtü ve Kılıc Ali ve e, <laughs> Recep e, ve evet. John Kerr. Nuri John Bu işin müsebbibi bunlardı Nuri Jonker burada bir virgül koyalım. deyip Atatürk sonunda artık demiş. Evet. Benim eski karım bir hanımefendi ve böyle kalacak demiş. Susturmuş. Daha fazla üzerine gitmeyin bu meseleyi evet. e, kocalamayın demiş. Evet e, Sadık Bey böyle iki saat nasıl geçti ben de anlayamadım <laughs> evet, ama. Çok teşekkür ederim ben, ben de. Ben teşekkür ediyorum ağzınıza <laughs> sağlık. Tabii aslında burada benim söyleyeceğim bazı şeyler var ama sizin e, akışınız kesilmesin diye onlara... Girmedim. Bugün sizi dinlemek ve sizin ağzınızdan bunların anlatılmasını Akit TV'de sağlamak için bunları özellikle anlatmanızı istedim. Sağ olun siz de bütün cömertliğinizle bunları dile getirdiniz. İnşallah... Yani aşk baki... Ama seviyordum diyor orada da seviyordum. Ama evet. seviyordum. Hala seviyordum genç bir kız gibi diyor ama tabii o mektubun içinde de bir şey yapmış. Ee, e, hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı var zaten ev belli oluyor bir de bir tahlil yapmış. Evet, o tahlil çok o önemli. O tahlilde de belirgin şeylere varmış ama hala seviyorum diyor. Bize de söyledi, annemlere de söyledi. Bugün aynı şeyleri yaşayacağımı bilsem gene evlenirdim dedi. Demiş. Evet. siz çocukluğunuzda kendisini tanıdınız. Ben tanıdım evet. Yani evet, ben onda söyleyeyim hani böyle bölümde. sadece evet yani şey olarak değil. Çok Dizinin, iyi Dizinde oturdum. itibaren biliyorum. Evet. Yani dizinde oturdum şey yaptım. Evet, onun eyvallah. yazı takımlarıyla evet. falan oynardım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugünkü ediyorum. süremiz sona erdi. İnşallah bir dahaki bir ya da bir, bir sonraki başka programlarda İnşallah. sizleri yine ağırlamak imkanı olur. Efendim bugün kayıt dışı tarih burada sona eriyor. Bir başka bölümde yeniden buluşmak üzere hayırlı kalın efendim.